Sayın SGK İl Müdürüm, Sayın Oda Başkanım, saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım, güncel SGK ve güncel iş hukuku uygulamaları konulu seminerimize hoş geldiniz. Açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli kurul üyesi arkadaşlarım, çok değerli misafirlerimiz, çok değerli meslektaşlarımız, bir kez daha her zaman yaptığımız gibi klasik cevahir eğitimindeyiz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Salonu yine doldurdunuz. Umuyorum iyi bir seminer olacak, iyi bir seminer olacak. Yıllardan beri biliyorsunuz özellikle uygulamada bizler vergici olarak alıştık. Vergici yönümüz biraz daha ağır bastı. Fakat gelişen süreçte özellikle teknoloji bizim ilgi alanımızı başka yönlere de yönlendirdi. Bugün SSK'yı konuşuyoruz. SSK ile verginin biraz yakınlaşması, özellikle SSK'daki yeni uygulamalar, iş hukukundaki yeni uygulamalar, getirilen bildirimler, teşvikler ve benzeri uygulamalar istesek de istemesek de bizi biraz vergiden kopararak sadece muhasebenin vergiden ibaret olmadığını, diğer uzmanlık alanlarına da zaman ayırmamız gerektirdiği noktasına getirdi. Siz uygulamanın içindesiniz. Uygulamalar her gün biraz daha değişiyor. Her gün yeni bir mevzuat değişikliği var. İşin diğer tarafına girmek istemiyorum. Bunların bir kısmı ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyor. Bir kısmı ülkenin içinde bulunduğu konjonktürden kaynaklanıyor. Baktığımızda da maalesef çok uzun vadeli ve orta vadeli çözümler yerine günlük olaylardan kaynaklanan kısa vadeli çözümler, aflar, teşvikler olarak önümüze geliyor. Ama ülkenin içinde bulunduğu koşullar bu. Bize düşen görev de kamunun aldığı kararlar doğrultusunda hem kamuya yardımcı olmak, hem müşterilerimize yardımcı olmak, hem de işimize bakmak. İşte bu eğitim bunun parçalarından biri. Ben özellikle SSK İl Müdürüm Murat Bey'e, Murat Göktaş'a çok teşekkür ediyorum. Bu eğitimlerde olsun, diğer konularda hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Meslektaşlarımızın sorunlarını kendisine götürüyoruz. Çözmeye çalışıyor. Her zaman yanımızda oluyor. Yine SSK İl Müdür Yardımcımız Murat Özdemir fiilen uygulamanın içinde. O da bize sağ olsun çok yardımcı oluyor. Ben huzurlarınızda ona da çok teşekkür ediyorum. Yine bugün değerli doçent doktor Muzaffer Koç Üstadımız da bizimle çok değerli bilgilerini paylaşacaklar. Sizler adına baştan ona çok teşekkür ediyorum. Bu arada İstanbul Vergi Dairesi Müdürümüz, değerli dostumuz, o da bizi yalnız bırakmıyordu. Bekir Bayraktar Gelir İdaresi Başkanı oldu. Buradan tekrar kendisini kutluyorum. Görevinde başarılar diliyorum. Çok zamanınızı almadan birkaç konuya değinmek istiyorum. Gündemde bir poşet olayı var. Geçen cevahir açılışında da söylemiştim. Başımız bugünlerde poşetle belada biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ayın 15'i geliyor. Baktığım zaman mümkün olduğu kadar poşet uygulaması biraz daha hacmi büyük ticaret erbabını ilgilendiriyor. Doğal olarak cezalar da çok büyük. Önümdeki notlarda gördüğüm kadarıyla
büyük rakamlardan bahsediliyor. Geriye bizim sorunumuz kalıyor. Bir işi açık açık konuşmak lazım. Müşterilerimizin işini yapacağız. Maliye Bakanlığı da sağ olsun çaktırmadan topu bize attı. Önce ilgim yok dedi. Sonra Maliye'nin sitesinde beyannameyi görüyoruz. Maliye'nin sitesinin üzerinden Çevre Bakanlığı'na 15 Şubat'a kadar göndereceğiz. Çeşitli talepler geliyor. Ben konuyu çok açık açık konuşmaktan yanayım. Bizim bu marketlerden kendimizle alışveriş yapsak, bizden poşet parası alıyorlar mı arkadaşlar? Alıyorlar değil mi? Bu poşet parasından kamu kendi katkısını alıyor mu? Alıyor. Poşet satanlar parasını alıyor mu? Alıyor. Para almadan kimse poşet satıyor mu? Satmıyor. Demek ki sorun bizde değerli arkadaşlar. Sorun başta bu salondakiler olmak üzere meslek mensuplarından. Söylediklerimi yanlış anlamayın lütfen. Bu işi biz çözeceğiz. Buradan odanın başkanı olarak söylüyorum. Başka çarem kalmadı. Para almadan poşet beyannamesi doldurmak günahtır değerli arkadaşlar. Günahtır. Sizlerden rica ediyorum. Emeğinizin karşılığını almadan hiçbir poşet beyannamesine elinizi sürmeyin. Kim diyorsa ki muhasebeci ücretsiz yapmak zorundadır diyorsa hodri meydan, biz buradayız değerli arkadaşlar. Hepimiz ücret alacağız. Ben beyannameyi de inceledim. Küçüğünden büyüğüne kadar asgari bir poşet beyannamesinden bir domatesin kilosunun bile geldiği nokta belli. Doğru mu arkadaşlar? Gün geliyor bir kilo domatesi 15 liraya alıyorsak hiçbir arkadaşım 100 liradan aşağıya poşet beyannamesi doldurmasın değerli arkadaşlar. Üstünün limiti yok. Tarifede ne kadar dediniz İhsan? Evet, tarifede TÜRMOB'un ücret tarife komitesi başkanı aramızda 140 lira diyor tarifede. Sizlerden rica ediyorum asla ve asla ücretimizi, emeğimizin hakkını almadan doldurmayalım. Yine rica ediyorum kürsüden, televizyonlardan da seyrediyorlar. Ücretini almayıp kimse de bu konuda odaya şikayete gelmesin değerli arkadaşlar. Bunu bizden başka dolduracak var mı? Yok. Müşteri dolduruyorsa zorla doldurun diyecek halimiz var mı? Yok. Buyursun doldursun. Dolduran doldursun göndersin. Sizlerden rica ediyorum bu konudaki bu meslek camiasının resmi görüşü budur. Ücretimizi alarak bu beyannameleri dolduralım. Bunun için de sosyal medyada, kamuoyunda yazmaya, çizmeye, tartışmaya konuşacak hiçbir şey yok. Poşet uygulaması gösteriyor ki her şeyin bir bedeli var. Herkes kamu dahil bu poşetten payını alıyor değerli arkadaşlar. Biz niye almayacağız? Biz de alacağız. Bu konuyu böyle halledeceğiz. Diğer bir konu, kamu gözetim kurumu ile ilgili eğitimlerimiz ve bilirkişilik eğitimlerimiz devam ediyor. Her zaman açık, müracaat edebilirsiniz. Uzlaştırıcılık eğitimlerini kaçırdım diyen arkadaşlarımız var. Protokollerimizi, anlaşmalarımızı yaptık. Adalet Bakanlığı'nın bu eğitimleri açmasını bekliyoruz. Yine diğer bir konu, konkordato eğitimleriyle ilgili eğitim müfredatını Adalet Bakanlığı açıkladı. Özellikle komiser olmak isteyenler için TÜRMOB'da akredite edilen barolarla, üniversitelerle birlikte akredite edilen kurumlardan biri TÜRMOB'la birlikte İstanbul'da bunun içinde bunun zorunlu eğitimlerine başlayacağız. Teknolojinin bir parçası, e-tebligatla ilgili süreç devam ediyor. Ama anladığımız kadarıyla e-tebligatla ilgili bizim bir şey yapacak bir şeyimiz yok. Yine sosyal medyada yazıldığı için söylüyorum. Bilirkişiler, uzlaştırıcılar soruyorlar. Onlara Adalet Bakanlığı e-tebligatla ilgili şifreleri PTT'ye ürettirecek, kendilerine gönderecek. Yine firmalarla ilgili ticaret odalarına görev düşüyor. Benim anladığım e-tebligatla ilgili bizim çok fazla yapacağımız bir şey yok.
ilgili kurumlara verilmiş, şirketlere ve şahıslara e-tebligatla ilgili şifrelerin verilmesi. Yeni bir yıl, cevahir eğitimlerimiz devam edecek. Mevzuat yoğunluğunu görüyoruz. Ekonomik sıkıntılar da en çok bizi vuruyor. Birçok yerde söyledim. İşler durmak bilmiyor, peşi peşine geliyor ama maalesef kendi aramızdaki sorunlardan dolayı biz hala mükellefin ödeyecekler listesinde en son sıradayız değerli arkadaşlar. Daha ön sıralara gelmemiz gerekiyor. Bunun için de aramızdaki sorunları çözüp sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı biraz daha artırmamız gerekiyor. Sorunun çözümü bizde değerli arkadaşlar. Sorunun çözümü bu bizde. Aksi takdirde ayakta durmamız mümkün değil. Ben tam tersini söylüyorum. Muhasebe olmadan hiçbir şey olmaz değerli arkadaşlar. En önde olmamız gereken biz. Mali müşavirler, muhasebeciler olmadan devletin vergi alması mümkün değil, beyana dayalı. SSK'nın primlerini toplaması mümkün değil. Poşetin paralarını bile almaları mümkün değil değerli arkadaşlar. Dolayısıyla en önemli işi biz yaptığımıza göre sevgiyle, saygıyla, dayanışmayla biraz da kamuya daha fazla sesimizi duyurup bizi daha ön sıralara almamızı, hak ettiğimiz yeri almamız gerekiyor. Bunun için de sizlerden ricam, birbirimizi rakip gibi değil, birbirimizi yol arkadaşı olarak görelim. Birbirimizi bu zorlu yolda dayanıştığımız insanlar olarak görelim. Yoksa aksi takdirde ne kadar hep birlikte çabalarsak çabalayalım, sorunlarımızı çözmemiz mümkün değil. Bir dönemi daha bitiriyoruz. Mayıs ayında seçimlerimiz var. Ben Mayıs ayında hepinizin gelip oy kullanmasını rica ediyorum. Bu sizin sorumluluğunuzda. Oyumuzu oraya veririz, buraya veririz. Siz mali müşavirsiniz. Ama mutlaka oyumuzu kullanmamız gerekiyor. Kullanırken de hepimizin gerek ülke için, gerek oda içinde söylüyorum, dikkat etmemiz gereken hususun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bunu her eğitimde sıkça söylüyorum. Buna çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Yine bir kez daha ifade ederek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Bu ülkenin iktidarına muhalefet olabiliriz, muhalefetine muhalefet olabiliriz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'ne muhalefet olmaz değerli arkadaşlar. Buna hepimiz dikkat edelim. Bu odanın başkanına muhalefet edebiliriz. Anlayışını beğenmeyebiliriz. Odaya muhalefet olmaz, mesleğe muhalefet olmaz, meslektaşa muhalefet olmaz değerli arkadaşlar. Hepimiz bu konuda bu ülkeyi seviyorsak, bu mesleği seviyorsak, meslektaşlarımızı seviyorsak buna biraz daha dikkat edelim. Bu konularda hassas olalım diyorum. En önemlisi sağlığımıza dikkat edelim. Sağlık geriye gelmiyor. Hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Sağlık diliyorum. Katılımınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyor. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere İstanbul SGK İl Müdürümüz Sayın Murat Göktaş'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Müdürüm. Sayın Başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz, çok değerli hocam, çok kıymetli meslek mensubu arkadaşlarım, öncelikle hepinizi Şahsım ve Sosyal Güvenlik Kurumu adına saygıyla selamlıyorum. Bugün konuşmamı çok uzun tutmayacağım. Üç ana başlıkta toparlamaya çalışacağım. Birinci başlığımız bizim kurum olarak sizlerden beklentilerimiz ve sizden istediğimiz destekle ilgili olacak. İkinci bölümde
sizlerin ve toplumun Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan beklentilerine ilişkin birkaç konuyla ilgili düşüncelerimizi ifade edeceğim. Ve kısaca son bölümde de İstanbul'daki düzenlemeleri ve gelişmelerle ilgili sizlere bilgi verip sizleri fazla meşgul etmek istemiyorum. Sizlerden en önemli beklentimiz ve sizden destek istediğimiz konu, biliyorsunuz 7143 sayılı bazı alacakların yapılandırmasına ilişkin kanunda eksik ödeme, bir taksitin ödenip bir taksitin ödenmemesi veya hiç ödememe nedeniyle yapılandırmaya müracaat ettiği halde yapılandırması bozulanlara Şubat ayının sonuna kadar yasal faiziyle birlikte ödeme koşuluyla yapılandırmanın devam edilmesine ilişkin bir düzenleme geldi. Bu noktada mükelleflerinizi bilgilendirmeniz sadece mükellefleriniz değil, biz sizi bir ortağımız olarak görüyoruz. Ben hafta sonu Sayın Bakanımıza da ifade ettik. Yani iş adamlarımıza, işverenlerimize anlatıyoruz ama biraz konuşma dilimiz birbirine yakın olmadığı için anlaşmakta sizlerle daha kolay anlaşıyoruz. O yüzden sadece mükellefleriniz değil ama diğer mükelleflerle iletişiminizde de bu konuyu dile getirirseniz, bu konuda destek verirseniz gayet memnun olacağız. Yine genel sağlık sigortasına ilişkin borçların biliyorsunuz faizleri silindi. Sadece asgari ücretin ilgili dönemdeki asgari ücretin %3'ü oranında bir genel sağlık sigortası primi ödedikleri takdirde bu genel sağlık sigortasından yararlanma imkanları var. Yine bu Şubat'ın sonuna kadar ödeme imkanları var. Bu konuda yine çevrenizde olan kişileri bilgilendirirseniz memnun oluruz. Bunun dışında geçen en son geldiğim zaman yine söylemiştim. En önemli yaşadığımız sorunlardan bir tanesi sahte sigortalılık dediğimiz fiili çalışmaya dayanmayan sigortalılık. Tabii toplumunda bu konuda beklentiler var. 4A'nın isteğe bağlısının olmaması nedeniyle işte son 3,5 yıl olayı veya SSK, eski SSK 4A sigortalılığından emekli olma gibi bir takım düşünceler nedeniyle fiili çalışmaya dayanmayan sigortalılık bugünlerde sıkça rastladığımız bir konu oldu. Tabii kişi emekli oluyor, bir süre sonra incelemeler neticesinde ortaya çıkınca bir kişinin o dönemdeki sigortalılığı iptal oluyor. Dolayısıyla emekliliği iptal oluyor ve emeklilik nedeniyle almış olduğu paraları ve sağlık yardımını da geri yasal olarak istemek zorunda kalıyoruz. Ciddi mağduriyet oluşuyor sigortalı açısından. İşveren açısından da fiilen çalışmayan birisini sigortalı olarak gösterdiği için bir takım istihdama ilişkin teşvikleri iptali gerekiyor. Dolayısıyla bu konu bizim için önemli. Sizden ricamız, bazen mükellefler gelir işte emekli olacaktır, işte mahallen emekli olacak veya işte engelliden dolayı bir çalışması gerekiyor diye. Hatıra binaen tamamen iyi niyete dayalı, kötü bir niyeti yok burada. Neticede prim ödeniyor gibi bakılabilir. Dolayısıyla bu tip talepler gelebilir, bu taleplerin yasal olmadığını söylemeniz. Tabii mali müşavir arkadaşların ya da meslek mensubu arkadaşlarına çok ilgili olmadı ama paravan şirketler de var sizle ilgili olmayan yoğun bir şekilde. Bunlar zaten hiç prim de ödemiyorlar. Bir şirket kuruyorlar, oradan bildiriyorlar. Daha sonra bir şirketi kapatıyorlar, yeni bir şirket kuruyorlar gibi. Sürekli bu süreç devam ediyor. Bunlarla ilgili de geniş bir incelememiz var. Dolayısıyla bu tip yerlerde kolunuz, komşunuz, tanıdığınız birisinin İşte fiili çalışmadan para vererek sigortalı olduğuna ilişkin duyum alırsanız kendilerini uyarmanız, bu konuda incelemelerimizin devam edeceği, daha sonra ciddi mağduriyetler oluşabileceğini de kendilerine ifade ederseniz yine memnun oluruz. Bunun dışında yine Ocak ayından geçerli olmak üzere kapıcılarla ilgili kolay sigortalılık ek 9 uygulaması başlayacak. Bununla ilgili de bilgilendirmek istedim sizi. Bunun dışında yine biliyorsunuz asgari ücret değişti. Asgari ücrette yine asgari ücret desteği devam edecek. Burada 500 kişi ve üzeri çalıştıranlarla 499 dahil altında çalıştıranlar iki gruba ayrıldı. 101 lira ve 150 lira civarında asgari ücret desteği olacak. Bu rakam da Ocak'la Kasım ayı, 2018 yılının Ocak-Kasım ayı dönemine ilişkin ortalamalar baz alınarak dikkate alınacak. Bu konuda da işverenlerinizi uyarırsanız iyi olur. Bu rakamların ortalaması belirlenirken biz gözden kaçırsak bile mutlaka Ocak-Kasım dönemine bakıp bu ortalamaya göre 101 lira mı 150 lira mı yararlanacağınız miktarı belirlemenizde yarar var daha sonra herhangi bir sorun olmaması için. Bunun gibi birkaç beklentimiz var. Tabii toplumun ve sizlerin de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan beklentileri var. Birincisi bugünlerde yine çok gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar konusu. Çok fazla konuşuluyor yine sosyal medyada ve benzeri yerlerde. Neredeyse ben de inanacak oluyorum yani çıkıyormuş falan diyorlar bazen böyle.
Sosyal medyada yoğun bir talep oluyor. Şimdi neticede biraz önce Sayın Başkanımızın söylediği gibi farklı görüşlerimiz olabilir, farklı siyasi düşüncelerimiz olabilir. Bazı olaylarla ilgili farklı düşünebiliriz ama neticede bu memlekette hep beraber yaşıyoruz. Eğer ülkenin lehine olabilecek bir şey varsa hep beraber buna destek verebiliriz. Ama ülkenin lehine olmayacak bir şey varsa ve yıllarca bu sorunu yaşayacaksak hep beraber veya çocuklarımız yaşayacaksa bu konuda biraz makul, itidallı ve mantıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu andaki talep nedir? Şudur, 99 öncesi işe girenler için kadınlar da 20 yıl, erkekler de 25 yılı doldurduğu zaman emekli olması. Bu şu anlama geliyor, 18 yaşında ilk defa işe giren bir kadın 38 yaşına gelmişse emekli olması, erkek ise 25 yıl eklediği zaman 43 yaşında emekli olmasını talep ediliyor. Bu yaşa takılanlardan biri de benim. Ama şu anda erkeklerin ortalama 75, kadınların 79-80 gibi yaş ortalaması olduğunu düşündüğünüz zaman 38 yaşında emekli edip 80 yaşına kadar emekli aylığı ödenebilecek bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yok zannedersem. Dolayısıyla bu sistemin süreç içerisinde sürekliliğini ve devamını sağlamak mali açıdan sürdürülebilir olmaktan çok uzak. Dolayısıyla bunun bu şekilde değerlendirilmesi gerekebilir. Bugün belki çok ciddi kaynaklar harcanıp bu şekilde bir düzenleme yapılabilir ama emin olun sosyal güvenlik sisteminde yaşanacak bir sorun ileride çok kıymet verdiğimiz çocuklarımız için ileride çok ciddi bir sosyal güvenlik sorununa da yol açabilir. Onun için bu konuda siyasi düşüncelerden uzak, siyasi polemiklerden uzak, mantıklı ve realist bir karar verilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Çünkü bu düzenlemeler tabi biliyorsunuz 99-2000 yılından başlayıp kademeli olarak hükümetler tarafından farklı hükümetler döneminde yapılmış düzenlemeler. Onun için şu siyasi fikir, bu siyasi fikir olarak değerlendirmek yanlış. Makul ve mantıklı düşünmek lazım. Çünkü hala Türkiye'de emeklilik yaşı yüksek değil. Bugün 49-50 yaş civarında emekli oluyor bu sene emekli olanlar. Yani 80 yaşına kadar yaşayan bir bayan için ya da 75 yaşına kadar yaşayan bir erkek için 25 yıl veya 30 yıl emekli maaşı almak gayet makul ve mantıklı. Dolayısıyla 50 yaş bile yüksek dediğimiz zaman bu çok sıkıntılı. OECD ülkelerinde hala 58'in altında şu anda emekli olan hiçbir toplum yok. Refah seviyesi artmış ülkelerde genelde bu refah seviyesinin artmasının temel sebebi çok kazandıkları için değil, çok tasarruf ettikleri ve az harcadıkları için. Yani 60 yaşında emekli oluyor, bizim gibi her akşam gidip dışarıda yemek yemiyor, haftada bir gün dışarıda yemek yiyor. İşte genel müdürler bile geçen bir yazı okumuştum, tostunu evde yapıp götürüyor. Refah seviyesi en yüksek ülkelerde ama biz çok kazanmadığımız parayı toplum olarak çok harcamaya alıştığımız için ileride de bunu ekonomik sıkıntılarını hep beraber çekiyoruz. Bu konuda şahsi fikrim de kurumsal görüşümüz de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin ülke ekonomisi için çok ciddi bir mali yük getireceğini, ileride sosyal güvenlik sisteminin mali açıdan sürdürülebilirliğine çok ciddi zarar vereceğini düşünüyorum. İkinci konu, stajyerlerin emeklilikle ilgili başlangıç olarak kabul edilmesi. Bunu her defasında konuşuyoruz. Gayet basit. Sosyal güvenlik sisteminde sigorta kolları ikiye ayrılıyor. Uzun vadeli sigorta kolları, kısa vadeli. Siz uzun vadeli sigorta kolları primine ilk defa prim ödediğiniz tarihte emeklilik start almış oluyor. Dolayısıyla ben de dahil oldum. Meslek sesi mezunuyum ben. Staja gitmiştik. Orada bir olur da bir kaza geçiririz. Başımıza bir şey gelirdi. İş kazası ve hastalıkla ilgili adımıza bir prim ödendi ama emeklilikle ilgili prim ödenmedi. O zaman herkesin emeklilik başlangıcı lise 1, lise 2, lise 3'te meslek liselerinin staja gittiği dönem olur ki yani enteresan bir dönem olur bu da. Daha 18 yaşına girmeden staj yaptık. 18 yaşına bile başlamadan sigortanın başlaması anlamına gelir ki bu taleplerin de çok mantıklı olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla bunun dışında bir beklenti daha var. Genelde işverenlerinizle ilgili teşviklerin sadeleştirilmesine ilişkin düzenleme. Haklı mı haklı? Bazen ben bile kafayı yakacak duruma geliyorum yani teşviklerden dolayı. Ama düşünüyorsunuz, toplanıyoruz. Bütün il müdürü arkadaşlar üzerinde çalışılıyor. Nasıl sadeleştirilebilir, ne yapılabilir diye ama teşvikleri çok sadeleştirmek de mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü teşviklerin veriliş gayesi farklı. Verilme yerleri coğrafi olarak farklı. Verilen gruplar farklı. Mesela İşkur kalkıyor diyor ki, genç istihdamını ve kadın istihdamını arttırmak istiyorum. Ben işsizlik sigortası fonundan kadın istihdam edene ya da gençleri istihdam edene teşvik vereceğim diyor. Diğer taraftan sanayinin bütün batıya, Kocaeli ve Tekirdağ arasında yığılmasını engellemek için diyor ki daha az gelişmiş bölgelere yatırım yaparsanız 5+6 puan vereceğim diyor hükümet size. Dolayısıyla bunun gayesi ne?
bütün sanayi yatırımının bir bölgeye değil de Anadolu'nun çeşitli illerine de yayılmasını sağlamak. Diğer taraftan kalkıyor, ihracatı arttırmak amacıyla KOSGEB tarafından teşvik veriliyor. Dolayısıyla burada hem finansmanı sağlayan kurumlar, hem verilme nedeni, hem de verilme yeri coğrafi olarak farklı olması nedeniyle bu teşviklerin hepsinin gayesinin ayrı ayrı olması nedeniyle bunları sadeleştirip tek paket içerisinde yapmak zor. Sadece bizim genel bir uygulamamız var, biliyorsunuz. İşveren hissesinin 5 puanlık kısmının düzenli ödeme yapanlar için hayata geçirilmesi. Bu genelde %5 diye alınıyor ama %5 demeyelim ona. 22,5 işveren hissesi olduğunuz zaman bunu 5 puanla indiriyorsak yaklaşık neredeyse 1/4'üne yakınını düzenli ödeyenler için indirmiş oluyoruz. Biliyorsunuz biz bunu 2008'de hayata geçirdik. Maliye'de uzun yıllar sonra bize bakıp bunu hayata geçirmiş oldu. Daha sonra yine 4B sigortalılar için, yine düzenli ödeyenler için böyle bir düzenleme getirildi. Bu düzenleme bize ne sağladı? Bir, kayıt dışıyla mücadelede çok ciddi bize destek sağlıyor. Çünkü kayıt dışı çalıştıranların teşvik yasağı gelmesi nedeniyle kayıt dışı konusunda çok ciddi bir ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz. İki, tahsilatımızı ciddi bir şekilde arttırıyor. Bu nedenle buradaki en büyük görev size düşüyor. En büyük desteği sizden alıyoruz. Siz işverenlere sürekli uyarıyorsunuz. Sigortası çalıştırırsak teşviki kaybederiz. Düzenli ödeme yapmazsak 5 puanlık indirimi kaybederiz şekli işverenlere yaptığınız uyarılar neticesinde bugün sosyal güvenlik kurumu olarak iyi bir noktaya geldik. 2018'de sosyal güvenlik kurumunun açının 35 milyar TL olması bekleniyordu. 15.7 milyar TL ile kapattık. Beklenenin 20 milyar altında kapattık. Bunu yapılandırmanın etkisi olmakla birlikte bu teşviklerin de ciddi etkisi olduğunu düşünüyoruz. Düzenli bir tahsilata doğru gidiyoruz. Çok üzmeden, işverenlerimizi çok mağdur etmeden, işverenlerimizi tamamen kısıtlamadan, zora sokmadan tahsilat yapmaya çalışıyoruz. Ben hep icra memurlarıma şunu söylüyorum. Sakın ola insanların iş yaptığı araçlarını falan bağlamaya kalkışmayın. Ya da ekmek fırını var adamın, ekmek dağıtacak. Ya da su bayisi var, su dağıtacak. Arabasını bağlarsan sen bu nasıl iş yapacak yani? Direkt öldürmeye teşebbüs yani. Ya da çok çok kötü niyetli olmadığı sürece hesap blokesi yapmayın diyorum. Niye? Hesap blokesi yapmak bir ticaret adamının ticari olarak intiharına sebep olmaktır. Ne banka kredisi kullanabilir, ne çek kullanabilir ve benzeri nedenlerle kesinlikle bu konularda tek tek icra memurlarıyla, avukatlarımızla görüşüp bu konudaki hassasiyetimizi dize getiriyoruz. Çünkü ben de gençliğimde esnaflık yaptım. Babamın esnaflığı vardı. Netice itibariyle masanın diğer tarafından da bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Netice itibariyle bu koltuklar, makamlar gelip geçici, hep beraber bu ülkede bir şeyler yapacaksak karşı tarafta oturanların düşüncelerini, duygularını da dikkate almak ve bu doğrultuda kararlar vermek zorundayız diye düşünüyorum. Bunun dışında çok kısa yine İstanbul'la ilgili birkaç bilgi verip sözlerimi bitirmek istiyorum. Çok kafanızı şişirmek istemiyorum. Her defasında şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, fiziki olarak yenileniyoruz diyorum ama gerçekten de yenileniyoruz. Bu hafta yine Cuma günü itibariyle, geçen hafta Cuma günü itibariyle Fatih ve Cağaloğlu müdürlüklerimizi kapattık ve Vatan Caddesi'nde yeni bir sosyal güvenlik binasını sizler için hizmete aldık. Gittiğiniz zaman göreceksiniz, daha modern, konforlu, hızlı, ulaşılabilir. Sizin birazcık daha iyi kalitede hizmet almanızı sağlayacak bina. Yine 15 gün sonra Topkapı'da Zeytinburnu, Bayrampaşa, Cibali ve Sirkeci Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde içine alacağı yeni bir kompleksimiz hayata geçecek. Yine Silivri'den gelen var mı bilmiyorum ama Silivri'de çalışma koşullarımız iyi değildi. Ne vatandaşlar için ne de çalışanlarımız için. Silivri'deki binamızda yine çok merkezi bir yerde. Önümüzdeki ay içerisinde tamamlıyoruz. Sultanbeyli'ndeki mali müşavir arkadaşlarımız işlerini yapmak için Tapendi'ye gidiyor. Orada da binanın sonuna doğru yaklaştık. Ataşehir bölgesinde bir binamız yoktu. Yine oraya bir binamızı bitirmek üzereyiz. İstanbul'daki fiziki dönüşümü en geç önümüzdeki sene tamamlayacağız. Bütün binalarımız konforlu, daha iyi, daha iyi hizmet almaya yönelik. Ha bu meslek mensubu arkadaşlar için sevindirici mi? Yok. Eskiden bütün ilçeler bir yere bağlı olduğu için gidip bütün hepsini orada halledip geliyorlardı ama şimdi bir ilçeyi beşe böldüğünüz zaman, eskiden Bağcılar'a gittiğiniz zaman beş ilçedeki mükelleflerinizin hepsinin işini halledip geliyordunuz. İlişkiler de daha iyi oluşuyordu. Şimdi bunu beşe böldüğünüz zaman koş oradan o müdürlüğe, koş oradan o müdürlüğe. Biz bir süre sonra sizleri görmekten mutlu olmadığımız için değil, sizleri görünce mutlu oluyoruz ama hiç gelmeden bütün işlerinizi yapabileceğiniz bir sisteme geçmek istiyoruz. 99'da hayal bile edilemezdi, biliyorsunuz Bakırköy'deki bordro kuyrukları meydana ulaşıyordu. Bugün sisteme dokunup
hızlı unutuyor. İnsan konfora ve güzele çabuk alışıyormuş başkanım. Dolayısıyla Bakırköy'deki o kuyruk görüntülerini hızlı unuttuk. Niye? Konforlu bir hizmete geçtik. Şimdi tuşa basıyorsunuz, oturduğunuz yerden, büronuzdan bu belgeyi veriyorsunuz ama Bakırköy'de müdürlüğü bulmanıza gerek yoktu. Prim belgesinin verilme süresi içerisinde Bakırköy'e yakın bir yere gittiğiniz zaman kuyruğu takip ederek müdürlüğü bulma imkanınız vardı. Onun için her geçen gün daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yeterli mi? Değil. Bizim insanımız, bizim vatandaşımız en iyisine layık diye düşünüyoruz. Hep otururken, müdürlüklerin dizaynını yaparken hep şunu yapıyorum. Arkadaşlarla da bunu teyit edebilirsiniz rastlarsanız. Müdürlüğe girip bir vatandaş gibi hizmet almaya çalışıyorum. Nerede ne sorun yaşıyorum, nasıl bir sıkıntı yaşayabilirim, hangi ihtiyaçlarım var, buna göre dizayn etmeye çalışıyoruz. Çünkü 50 yıl orada hizmet verecek bir binanın insanın daha iyi hizmet almasını, yaraşır bina olmasını düşünüyoruz. Onun için biz sadece fiziki olarak binalar yenilemekle ilgili değil, bütün personel ihtiyacımıza rağmen personelimizi yeniden eğiterek, motive ederek, psikolojik ve öfke kontrolü dahil eğitimlerini vererek vatandaşlarımıza ya da sizlere daha iyi muamele etmesini, daha iyi hizmet etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Onun için ben her zaman şunu söylüyorum. Bugüne kadar sağ olsun başkanımız bütün oturumlara bizi davet ediyor. Biz de bugüne kadar eski il müdürü arkadaşlar da olsun, ben de olayım. Hiçbir şekilde bugüne kadar hiçbir daveti geri çevirmedik. Mutlaka katılıyoruz. Çünkü bizim en büyük çözüm ortağımız sizlersiniz. Sizlerin desteğiyle daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Şahsım ve kurumum adına başta bu organizasyonu yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Seminerimizin, oturumumuzun hayırlara vesile olmasını diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İl Müdürümüz Sayın Murat Göktaş'a konuşmalarından ve seminerimize olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi seminerimize geçmeden önce aramızda çok özel bir konuğumuz var. Ben izninizle onu anons etmek istiyorum. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Sayın Ramazan Baş. Sayın Başkanım, Sayın İl Müdürüm, İstanbul Mali Müşavirler Muhasebeciler Odası'nın yönetim kurulu ve değerli üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada olmak beni çok mutlu etti. Paylaşacağım çok şey var ama o kadar zamanım yok ve sizin de zamanınızı almayacağım ama biraz birkaç dakika önemli olduğunu düşündüğüm şeyleri paylaşacağım. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nden önce 19 yaşına kadar dünyanın kendi etrafında döndüğünü zanneden birinden başlayacağım, kendimden. Ve 19 yaşımda denize balıklama atlama sonucu boyun omurlarımdan biri kırıldıktan sonra hayatın hiç de düşündüğüm gibi olmadığını anladığım zamandan itibaren bambaşka bir hayatı yaşamaya başladım. Kumburgaz'da denize girerken sürekli her gün denize girdiğim yer. Orada sığ suya yüksek bir yerden balıklama atladım ve boyun omurlarımdan biri kırıldı. Bugün hala birçok gencin özellikle başına gelen bir şey bu. Beni denizden çıkardıktan sonra su yuttum düşüncesiyle bilincim yerinde olduğu halde ayaklarımdan tutup boynumun üzerinde sallamaya başladılar. Şimdi birinci vahim hatta benim bilgisizliğim. Ama ikincisi iyi niyetli de olsa omurilik hasar görmediyse kırılan bir omurun diğer kırıklar gibi iyileşeceğini bilen bir insan olsaydı belki de tekerlek sandalyeye bağımlı yaşamayacaktı. O nedenle burada olmamın sizin için küçük de olsa bir vesilesi olsun istiyorum. Eğer halen ilk yardım eğitimi almadıysanız mutlaka alın. Bir hayat kadar bir sevdiğinizin hayatını birkaç dakika içinde kurtarmak kadar çok önemli. Bir iki şey daha aklımızda kalsın. Hayati bir risk yoksa bir kazazedeye, bir yaralıya müdahale etmemek ona yapılacak en büyük iyiliktir. Mesela genelde karga tulumba taşınır. Ya da kalbi çalışan birine
kalp masajı yapılır. İkinci aklımızda kalması gereken, kalbi çalışan birine asla kalp masajı yapılmaz. Ve şu anda itibaren almadıysanız ilk yardım eğitimi bugün benim önerim olsun sizlere. Ramazan Baş 20 yıldır Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'nin emek veren insanlardan biri. Derneğimizi kurmaktaki en büyük amacımız toplumumuzda başkaları da omurilik felçli olmasın diye mücadele ediyoruz. Bunun için on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kişiye ulaştık ve en büyük aracı olarak kullandığımız yerde medya. Medya aracılığıyla herkesin evine girmeye çalışıyoruz bu bilgileri paylaşabilmek için. Tabii diğer amacımız ne yazık ki ülkemizde her yıl ortalama 2500 kişi çeşitli kazalar sonucu omurilik felçlisi oluyor. İşte biz omurilik felçleri ve diğer engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal anlamda yaşam kalitelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Tüm meslek gruplarıyla, merkezi yönetim, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bugün baktığımızda birçok omurilik felçlisi kamu dahil birçok yerde istihdam edilmiş durumda. Biz derneğimizde yeni meslek alanları açıyoruz. Onların kendi iş yerlerini kurmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Onun için bulunduğum her yerde şunu söylemeye çalışıyorum. Eskiden düşünüldüğü gibi omurilik felçlisi acınacak ya da mağdur insan statüsünü, rolünü artık yavaş yavaş bırakmaya başladı. Engeller, genel engeller de dahil. O nedenle potansiyel sizlerin de müşterisi aslında. Ya da bir benzin istasyonunda işbirliği yaptığımız şirketlerde artık otomobilleri var, seyahat ediyorlar. Siz onlara destek olacak insanlara toplumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederken aynı zamanda müşteriniz olduğunu unutmayın. Perakende sektöründe aynı şekilde reyonlarınızı, fiziki yapılarınızı buna göre hazırlayın. Çünkü çok fazla sayıda insan var. Ortalama nüfusun %12 gibisi düşünürseniz, aileleriyle birlikte %25-30'lara varan bir kitle söz konusu. O nedenle derneğimizde yapılan bütün destekler, bizim de hiçbir ücret almadan topluma, engelli ailesine hizmet vermemize sebep oluyor. Böylece bütün meslek gruplarıyla tam bir toplumsal çalışma halinde sürdürmeye çalışıyoruz projelerimizi. Neler yapıyoruz? Çok hızlı o konuda da bilgi vermeye çalışacağım. Türkiye Omurilik Felçleri Derneği, Avrupa Omurilik Felçleri Federasyonu'nun üyesidir. Türkiye'yi temsil etmektedir. Bugüne kadar birçok ulusal, uluslararası projeyi gerçekleştirdiğimiz gibi bu da hala devam ettiriyoruz bu projeleri sürdürmeye. Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'nin tofd.org.tr sitesinden detaylı bilgi edinebilirsiniz. Tek tek projeleri anlatmayacağım. Daha böyle genel bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Devam edelim. Medikal ya da tıbbi konulardaki çalışmaları da internetten çok kolaylıkla edinebilirsiniz. Hızlı hızlı gidelim lütfen. Evet, ulusal ve uluslararası o kadar güzel örnek projelerimiz var ki bu konuda da en büyük destekçimiz tabii ki bizim. Projelerimizi düzenli sürdürebilmek için mali müşavirlerimiz, muhasebecilerimiz oldu. Halen yaptığımız birçok projede sizin meslektaşlarınızdan destek alıyoruz. Devam edelim lütfen. Plastik kapak kampanyasını duymuşsunuzdur. Devam ediyor o proje. Projenin en güzel yanlarından biri, çevreyi kirlenmekten koruyoruz. Doğal kaynakları yine aynı şekilde korumaya çalışıyoruz. Ve geri dönüşünde insanların özgürce hareket edebilmesi için de bu kapaklar çöpe gideceğine geri dönüşümde değerlendiriliyor. Ama bence en güzel proje olmasının özelliklerinden biri, toplumumuzda her ideolojideki kişi aynı kutuya kapak atıyor. Yani birleştiren bir proje. Aklınızda olsun, kapak kampanyamız devam ediyor. Siz de destek verin lütfen. Evet, benimle çıkar mısın projesi yine engelli ve engelli olmayan kişilerin bir gün hayal ettikleri gezi ya da başka konularda o günü birlikte geçirmeleri. Böylece toplumumuz engelliyi çok daha yakından tanımış oluyor. Uluslararası çocuk şenliğimiz 11 yıldır devam ediyoruz. Sadece geçen yıl güvenlik nedeniyle biraz ara verdik projeye ama projeyle ilgili çok kısa bir hikaye anlatayım. Aslında bütün projelerin hikayeleri var. Bugün sadece bir iki tanesinin hikayesini paylaşacağım.
Dünya genelinde farklı ülkelerden ve ülkemizdeki birçok şehirden engelliler, bütün engel grupları İstanbul'da buluşturuyoruz onları. Kültür gezileri, performansları sergiliyorlar. Ve birlikte inanılmaz güzel bir sevgi yumağı oluşturuyorlar. Çocuklarımızdan Trabzonlu bir işitme engelli grubu, Afrikalı işitme engelli grubuyla derneğimizin ilk karşılama günü olan bahçemizde kol bastı oynuyorlardı. 20 dakika önce tanışmışlar. Dünyayı bu kadar güzel anlattığımız projelerden biridir bu. Devam edelim. Evet, burada engellendim.com 6 ödülü var, biri de yurt dışından. Sadece bulunduğunuz yerdeki engelin fotoğrafını göndermeniz yeterli. Ne yapabilirim diye düşündüğünüzde çok güzel bir engelin ortadan kalkması için vereceğiniz desteklerden biri bu olabilir. Cep telefonumuzu her saniye birçok şey için kullanıyoruz. Ama siteye girdiğinizde engelin ne anlama geldiğini anlatıyor ve bir fotoğrafla birinin dünyasında değişiklik yaratabilirsiniz. Yine aynı şekilde bir platform oluşturduk. Buradan meslek elemanları yararlanıyor. Masal TV projemize bu yıl başladık. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle. 10-16 yaş engelli çocukların yaratıcı yazarlık eğitimleri ve 4.0 web özelliğinde çizgi film animasyonları onları yerleştirerek ilerinin önemli yazarları ya da bu konudaki hayalin gerçekleştirebileceği her şeyi yapabilecek şekilde eğitimleri devam ediyor. Çok önemli bir proje. Gençler. Bu salona gelmeden önce Sayın Başkanım'la ve Erol Bey'le sohbet ederken şunu söyledim. Türkiye'de gençlerin %2,5-3'ü gönüllülüğe eğilimi ya da sosyal projelere, sosyal sorumluluk girişimlerine katılabiliyorlar. Koskoca bir boşluk var geride. Kuzey Avrupa ülkelerine %80-86 oranlarına bakıyoruz. Türkiye'de bu büyük kaybı hep birlikte aşabilmemiz için üniversiteden başladık. İçişleri Bakanlığımızın desteklediği bir projedir. Üniversiteli gençlerle üniversitelerde buluşuyoruz. Onlarla ilgili detaylı çalışmaları da lütfen izleyin. Hepinizin katkı sağlayabileceği bir projedir. Gençlerimize biz dernek olarak öncelikle önlerindeki ufku nasıl aşabileceklerini anlatmaya çalışıyoruz ve toplumun onlara ne kadar ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Devam edelim. Bu eğitim çalışmaları biraz önce bahsettim. İlk yardımın dışında birçok anlamda eğitimleri okullarda, anaokulundan üniversiteye kadar ve kurum ve kuruluşlarımızda vermeye çalışıyoruz. Devam edelim. Sanatla ilgili birçok çalışmamız var. İnşallah bu salonda ya da başka bir yerde. Şu anda Rüya ve Maskeler. En son sergilediğimiz tiyatral bir dans gösterisi. Gerçek yaşamı sahnede anlattığımız bir gösterimiz. Sizlerin de internet sitemizden takip edip izlemenizi öneririm. Sanatın birçok alanında, sporun birçok alanında derneğimiz faaliyet veriyor. Evet, şu İstanbul koşusunu biliyorsunuz, Büyük İstanbul Koşusu'nu, Avrasya'yı. Aynı şekilde Antalya'da Ranatolya var. Çeşitli yerlerde yine birçok koşularda koşarken kaynak geliştiriyoruz. Yani koşan insanlar iyilik peşinde koş, İPK profilini açıp kendi datalarındaki kişileri bilgilendirerek onların gönlünden geçen miktarlarda bağış yapmalarını sağlıyorlar. Şu anda binlerce akülü sandalye sırf koşulardan 81 ildeki vatandaşlarımıza dağılmış durumda. 3 Mart'ta Antalya var. Lütfen izleyin. Koşucu olarak ya da destekleyici olarak bu projelerde yer alabilirsiniz. Devam edelim lütfen. Devam edelim. Farklı spor branşları. Evet, bir de bakım merkezimiz var. Ekonomik ve sosyal yoksulluk içinde olup bakacak durumda kimsesi olmayanlar için Beylikdüzü Gürpınar'da bir bakım merkezi kurduk. Türkiye'de tektir. Burası da yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ve derneğimizin işbirliği halinde ve sizler gibi duyarlı insanların destekleriyle devam ediyor hizmetlerine. Birçok kurum ve kuruluş destek oluyor. Hepsine buradan yürekten teşekkür ediyorum. Ne yapabilirsiniz? Bir fotoğraf çekebilirsiniz, üye olabilirsiniz. Derneğimize kaynak sağlamak ya da düzenli bağış sağlayabilmemiz için destek olabilirsiniz. Lütfen bizimle iletişim kurun. Sosyal medyamız TOFED Genel Merkez. Benimkisi de Ramazan Baş TOFED.
Telefonlarımız sitemizde var. Lütfen arayın ve bizimle birlikte olun, yanımızda olun. Buna ihtiyacımız var. Bugün konuşmalara başlayınca telefonları kapatmanızı istiyorlar. Genelde böyle yapılır. Ben sizden başkanımın da desteğiyle 34.30'a destek yazıp 10 TL karşılığında akülü tekerlek sandalyeye destek vermenizi rica edeceğim. Gönlünüzden geçtiği kadar bağış yapabilirsiniz. Burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Başkanıma ve yönetim kurulundan da isimlerini saymak istiyorum izninizle. Sayın Yücel Başkanı, teşekkür ediyorum. Sayın Erol Demirel, Sayın Cemile Kuzu, Sayın Orhan Sarıgene, Sayın Demet Sezmiş ve burada olmamızın da en büyük vesilesi derneğimizde de mali konularda bize destek olan Sayın Dilek Adalı'ya çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte inşallah hep birlikte yolumuza devam ederiz. Şu anda cep telefonunu herkes elinize aldı. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım çok teşekkürler bize yerdiniz. 34.30. Teşekkür ederim. 34.30 destek yazıp bütün servis hatlarından destek olabilirsiniz. Sayın İl Başkanım, Sosyal Güvenlik Kurumu derneğimizin en çok çalışma alanlarını kapsıyor. Sizin o biraz önce verdiğiniz bilgilerin belki daha farklı detaylı olanlarına ihtiyacımız olabilir. Sizi de arayabiliriz. Burada sizi gördüğümüz için çok mutlu oldum. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve engelsiz bir yaşam diliyorum tüm konuklarımıza, katılımcılarımıza. Şimdi ben konuşmacılarımızı davet etmek istiyorum ama aynı zamanda bildiğiniz gibi bizim her seminerde bir teşekkür plaketi veriyoruz. Biz bildiğiniz gibi artık plaket yaptırtmıyoruz. Konuşmacılarımız adına eğitim kurumlarına genelde bir bağışta bulunuyoruz. Bugünkü bağışımızı da biz Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'ne yaptık sizler adına. Şimdi ben konuşmacılarımızı davet etmeden önce oda başkanımız yine teşekkür belgeni vermek üzere Yücel Akdemir'i sahneye davet etmek istiyorum. İlk konuşmacımız İstanbul SGK İl Müdür Yardımcımız Sayın Murat Özdamar. İkinci konuşmacımız Sayın Hocamız Doçent Doktor Muzaffer Koç'u ben davet etmek istiyorum. Oturum başkanımızı ben ev sahibi sıfatıyla en son davet etmek istiyorum. Fakat önce İstanbul SGK İl Müdürümüz Sayın Murat Göktaş'ı ben teşekkür belgesini vermek üzere davet etmek istiyorum. Ve oturum başkanımız İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Sayın Erol Demirel. Başkanım bir topu fotoğraf alalım. Başkanım bir topu fotoğraf alalım.
Sesim herhalde duyuruluyordur. TÜRMOB Genel Sekreterimiz aramızda mı bilmiyorum Yahya Bey. TÜRMOB'da bizim muhasebemize bir Luka programı hediye etti. Bu ay buna başlıyoruz. Bu bizi çok rahatlatacak. Yoksa da kendisi buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. TÜRMOB'a da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, arada Umurilik Felçleri Derneğimizin bir standı var. Ben standımızı ziyaret etmenizi rica ediyorum. Seminerimizin başarılı geçmesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok değerli oda başkanımız, sosyal güvenlik kurumumuzun çok değerli il müdürü, oda yöneticilerimiz, kurul üyelerimiz, ilçe temsilcilerimiz, eğitmenlerimiz, çok değerli konuklarımız, konuşmacılarımız ve meslektaşlarım, ben de sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet, zamanımız ilerledi. Ben çok fazla bir şey söylemek istiyorum. Sadece formatı hatırlatacağım size. Ama gerçekten Türkiye Omurilik Felçleri Derneği Başkanımızın yapmış olduğu bu sunumdan sonra gerçekten biz de bir şekilde takip etmeye çalışıyorduk ama ne kadar önemli şeyler yaptıklarını, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Ben kendilerine ayrıca bu bütün gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Ve bize desteklerinin olduğu da çok açık bir şekilde ortada. Bu desteği de bir kez daha vurgulamak istiyorum. Evet, bugün iki ana başlıkta Cevahir seminerimiz. Tabii Cevahir seminerinin çok önemli diğer bölgelerde yapmış olduğumuz seminerlerden bir farkı var. O da şu, biliyorsunuz tabii bu konuları hemen hemen bütün bölgelerimizde, ilçelerimizde işliyoruz, konuşuyoruz ama burada ilgili kurumlarımızın en üst düzeydeki yöneticilerini sizlerle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Oradan güncel gelişmeleri, beklentileri onların birinci derecede ağızlarından dinliyoruz. Biz beklentilerimizi ve düşüncelerimizi ilk ağızdan kendilerine burada yine ayrıca iletiyoruz sizlerin huzurunda. Yine teknik insanlar, teknokratlar, yöneticilerimiz sizlere İlk ağızdan önemli konuları, seminer konularını sizlere aktarıyorlar ve sizler de yine burada onlara doğrudan soru sorma şansına sahip oluyoruz. Bu anlamda bu seminerimiz son derece formatı önemli. Güncel Sosyal Güvenlik Kurumu, güncel sosyal güvenlik konulu uygulamalarımız bugün konuşacağımız konu başlıklarından bir tanesi. Her dönemde yeni değişiklikler oluyor. Bu dönemde de işte emeklilik konusunda, teşvikler konusunda, diğer güncel uygulamalar konusunda önemli bilgiler aktarılacak size. Yine diğer konuda iş hukuku. İş hukuku da biliyorsunuz ilgi çok önemli bir ilgi alanımız. O konuda da çok değerli hocamız düşüncelerini sizlerle paylaşacak. Her zaman olduğu gibi şu anda saat 14.45, aşağı yukarı 1 saat 45 dakika gibi bir sürede İlk konuşmaları toparlamayı düşünüyoruz. Çok önemli konuşmalar olacak. Her zaman olduğu gibi ara vereceğiz. Küçük bir ara vereceğiz. Bu arada sizlerin sorularını alacağız. Arada ve konuşmacılarımıza kime sormak istiyorsanız kendi isminizi ve sorunuzu belirtmek kaydıyla da onları burada ayrıştırarak tekrar ilgililere soruları yöneltmiş olacağız. Ben tekrar gerçekten artık hani öyle desem ayıp etmem diye düşünüyorum sizler adına da. Sosyal Güvenlik Kurulu İl Müdür Yardımcımız Murat Özdamar gerçekten demin başkanımız da söyledi. Ne zaman arzu etsek, ne zaman bir sorunumuz olsa, ne zaman böyle bir toplantıya davet etsek hemen büyük bir heyecanla elbette diyorlar. Sayın İl Müdürümüz hemen zaten bütün kapıları açıyor.
Sizler bütün sorularınızı biz de takip ediyoruz. Kendilerine buradaki dışında, buranın dışındaki ortamlarda da iletiyorsunuz. Gerçekten çok yürekli bir şekilde bizlerle bilgilerini paylaşıyor. Ben bu vesileyle kendilerine bir kez daha burada huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ve evet, evet. Ve ilk sözü Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcımız Murat Özdamar'a vereceğim. Biraz önce sözünü etmiş olduğum konu başlıklarında size ayrıntılı açıklamalar yapacak. Buyurun müdürüm. Sayın Oda Başkanım, odamızın kıymetli yöneticileri, değerli meslek mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Seminer programımızın içerisinde de yer alan, kısmen de il müdürümüzün değindiği emeklilikle ilgili ilk açılışı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz emeklilik Türk sosyal güvenlik sistemi içerisinde en fazla oynanan, emekli olma şartları, emekli olma yaşı en fazla değiştirilen bir düzenleme. Şöyle ifade edersem daha beni iyi anlarsınız. İlk SSK'nın kurulduğu zaman çıkan yasaya göre emeklilik yaşı kadın için de erkek için de 60 olduğunu söylersem beni daha iyi anlamış olursunuz. Süreç içerisinde belki ona yakın bir değişiklik oldu. Odamız çok güzel bir kitapçık da yapmış. Çok ufak tefek bir baskı hataları olsa da içerik olarak çok güzel bir kitapçık yapmış. Umarım hepiniz de almışsınızdır. Oradan da incelediyseniz veya geçmiş bilgilerinize dayanarak söylüyorum. Biz bir kimsenin ne zaman emekli olacağını ilk sigortalı olduğu tarihe bakarak 3 kategori içerisinde değerlendiriyoruz. İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar birinci kategorimiz. Kitapçığın içerisindeki tablodan da göreceğiniz üzere SSK şartlarından emekli olacakların ilk defa sigortalı olduğu tarihe göre tablodaki karşılık gelen yaş şartından emekli olmaları mümkün. Örneğin 1991 yılı Ocak ayında ilk defa sigortalı olmuşsa tabloya baktığımız zaman 24-11-89 ile 23-11-91 karşılığında 25 yıl sigorta, erkek için söylüyorum, 5525 gün ve 52 yaş şartını görürüz. Bunlar tamamlanmışsa emekli olabileceğini söyleriz. Demek ki fiili hizmet zammı gibi, itibari hizmet süresi gibi, yaştan indirim gibi bazı emekliliği değiştiren olgular hariç klasik bir sigortalı açısından SSK'lıların ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmuş olanların ne zaman emekli olacağını basit tabloya bakarak söylemeniz mümkün. Bağkur şartlarından emekli olacaklar için de 1 Haziran 2002 tarihinden önceki toplam ödenen prim günlerini gün, ay ve yıl şekline dönüştürerek 25 yıl süreyi erkekler için, 20 yıl süreyi kadınlar için tamamlayacağı kalan süreye bakmak suretiyle yine tablo yardımıyla emekli olabileceklerini söyleriz ki bu memurlar için de 14 Haziran 2002 tarihine kadar ödenmiş olan toplam sigortalılık süresine göre 25 yılı erkeklerin, kadınların 20 yılı tamamlamasına kalan süreye göre belirlenmiş oluyor. Eğer sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 99 ile 30 Nisan 2008 aralığıysa vereceğimiz cevap çok basit. Memur emekliliği için 9000 gün prim, kadın 58, erkek 60 yaş. Bağkur emekliliği için 9000 gün prim, kadın için de 9000 gün, erkek için de 9000 gün prim. Kadın 58, erkek 60 yaş. SSK şartlarından emeklilik için de 7000 gün prim. Kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olması mümkün. Yine prim günleri bu şekilde olmamakla birlikte kadın ve erkeklerin en az 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamaları ve 4500 gün prim ödemelerini de sağlamaları koşuluyla yine SSK şartlarından kadınların 58, erkeklerin 60 yaşında emekli olabileceğini, bu kısmi emeklilik dediğimiz şartlardan Bağkur emeklilerinin ise yani normal Bağkur ya da Tarım Bağkuru, ikisi de aynı emeklilik yaşı açısından
5400 gün primle kadın 60, erkek 62 yaşında emekli olduğunu söyleyebiliriz. Yine devlet memurları açısından bu aralıkta sigortalı olanlar için 9000 gün prim olmasa bile en az 15 sene prim ödemesi, yani 5400 gün priminin olması koşuluyla 61 yaşında kadın ve erkek için aynıdır, emekli olabileceğini söyleyebiliriz. Eğer sigortalılık 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra başlamışsa 31 Aralık 2035 tarihine kadar Bağkur için 9000 gün, emekli sandığı veya 4C için 9000 gün, SSK için 7200 gün primi 31 Aralık 2035 tarihine kadar sağlanabiliyorsa emeklilik yaşında bir değişiklik yok. Yani kadın için de 58, erkek için de 60. Ancak bu şartlar bu tarihte sağlanamayıp bundan sonraki yıllarda sağlanıyorsa her geçen 2 sene için emeklilik yaşına 1 sene eklemek suretiyle emekli olmak mümkün olabilecek. Tabii üst limitte emeklilik yaşı 65'i aşmamak koşuluyla. Bu kadarlık kısmını elimizdeki kitapçıklardan da anlarız ama bizi daha çok meslek mensupları olarak ilgilendiren emeklinin bildirimi. Çünkü en çok hata yaptığımız, en fazla başımızı ağrıtan, birazdan detaylarına girdiğimiz zaman bu süreçte biraz daha sizi sıkıntıya sokabilecek uygulamalardan bahsetmiş olacağım bu dönemde. Yani şunu söyleyeyim isterseniz İstanbul olarak, sadece bir ay içerisinde emekli olmasına rağmen destek primine değil de tüm sigorta kollarına tabi bildirilen sigortalı sayısının İstanbul için 10.000 olduğunu söylersem, bunların işlemlerini yapan da İstanbul'daki meslek mensupları olduğuna göre çok çok büyük bir çoğunluğunu kendi içerisinde bildirenler hariç, demek ki bir eksikliğimiz, bir gözden kaçırdığımız, atladığımız bir husus var. İşte esas bizim anlatmaya istediğim, sizleri bir farkındalık oluşturmaya çalıştığım husus da bu husus. Tabii demin SSK Bağkur emekli sandığı açısından emeklilikten bahsettik de eğer bir kimsenin birden fazla statüde prim ödemesi varsa hangi kapsamdan, yani SSK'dan mı, Bağkur'dan mı, emekli sandığından mı emekli olacağıyla ilgili de gene basit bir bilgi verelim. İlk defa sigortalılığı 1 Ekim 2008 tarihinden önce ise kişinin en son primi ödenen 7 yılına, yani aşağıdan yukarıya doğru, yukarıdan aşağı değil de aşağıdan yukarıya doğru prim olan 2520 güne, 367 ile çarparsanız 2520 yapar. Buna bakarız. Hangisi daha fazla ise, Bağkur fazlaysa Bağkur statüsünde, SSK fazlaysa SSK statüsünde, 4C ya da 5434 fazlaysa o kapsamda emekli olup olmayacağını işte elimizdeki o tablolardan aramış oluruz. Veya eğer kişinin SSK şartlarına girmesini istiyorsak dediğimiz o son 7 yıl priminin fazlasının SSK olacak kadar çalışmasını sürdürmesini kendilerine iletmemiz gerekiyor. Şimdi bizim meslek mensupları açısından yine hataya düşülen bir olgudur bu. İşten çıkış bildirgesinin verilmeden emekliliğe müracaat edilmesi. İşçinin bazen sizlerden habersiz böyle bir müracaatı yapması söz konusu olduğu gibi sizlerin de atlaması söz konusu olabiliyor. Eğer bir kimseye emekli maaşı bağlanacaksa, emekliliğe müracaat ediyorsa, sigortalı çalışması da sürüyor ise en geç o ayın sonuna kadar işten çıkışı yapılmaz ise, yani tüm sigorta kollarına tabi bildirimini sona erdirmek için işten çıkış bildirgesi verilip prim hizmet belgesinde de çıkışı yapılmaz ise o kişiye emekli maaşı bağlanması mümkün olmayacak. Dolayısıyla yapmış olduğu emeklilik müracaatı geçersiz olacak. Ne zaman ki işten çıkışını yapıp akabinde emeklilik dilekçesi vermesi halinde kendisine emekli maaşı bağlanması mümkün olacak. Ancak kişilerin işten çıkışını takip eden gün içerisinde bile kendisinin de emeklilik müracaatında bulunması koşuluyla, bunun da belgesini sizin görmeniz, emin olmanız halinde, takip eden gün veya günler için aylık daha bağlanmamış olsa bile sosyal güvenlik destek primine tabi işe giriş bildirgesini vermeniz, dolayısıyla ondan sonraki bildirgelerinde sosyal güvenlik destek primi koduyla, iki belge türüyle bildirmeniz gerekir. Yine çok hata yapılan uygulama malullük aylığı alanların bildirimi. Malullük aylığını biz 4 farklı kategoride değerlendirmemiz lazım. 4A malullük aylığı, yani SSK'nın malulü, 4B malullük aylığı Bağkur'un malulü, 4C malullük aylığı yeni memurun aylığı veya 5434 kapsamında adi malullük aylığı dediğimiz aylık veya vazife malullü dediğimiz genellikle güvenlik görevlerinde rastladığımız bir olgudur.
Daha çok onlar mesai mefhumu olmadıkları için karşılaştılar. Görevlerini ifa ederken bu görev nedeniyle mağlul duruma düşenlere biz vazife mağlulü diyoruz. Yine harp mağlulü, terör mağlulü dediğimiz 2330 sayılı veya 3713 sayılı kanun kapsamında aylık alanlar. Bunların her birinin statüleri, özellikleri farklı olduğu için bunların da sigortalı bildirimleri farklı. Genel ilkemiz şu: eğer bir kimse 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olup 4A kapsamında mağlulük aylığı bağlanmışsa bu kişi destek primine tabi bildirilemez. Bildirseniz de geçerli olmaz, aylığı kesilir. Bu demektir ki böyle bir hata yapmanız durumunda geriye doğru işe girişi düzeltme, aylık prim hizmet belgesi vermişseniz onun yerine de iptal bildirge verip tüm sigorta kollarına tabi işe giriş bildirgesi vermeniz gerekir. 4A kapsamındaki mağlulen aylık alıp almadığını da anlayamamızın en kestirme yolu tahsis numarasının ilk rakamıdır. Eğer tahsis numarasının ilk rakamı 1 ise bu kişiye SSK kapsamından mağlulük aylığı ödenecektir. Dolayısıyla bu kişinin işe giriş bildirgesini vermeden önce bu aynı bir yarışma programında olduğu gibi son kararın mı, aylığının kesileceğini biliyor musun diye sormanızı ben sizlere tavsiye ederim. Harp ve vazife mağlullerinin durumu biraz daha farklı. Bunların sigortalılık türü sadece kısa vadeye tabi. Dolayısıyla harp ve vazife mağlulü, yani Güneydoğu'da gazi olmuş bir askeri kendisine aylık bağlanmış olan veya vazifesi nedeniyle mağlul duruma gelmiş bir devlet memurunu, bir polisi, bir subayı çalıştırma durumunda, 4A kapsamında bildirme durumunda bunların işe giriş bildirgesini 25 koduyla harp ve vazife mağlulü aylığı alan, aylık prim hizmet belgesinde 23 koduyla bildirmemiz gerekiyor. Tabii 23 koduyla bildirim yapabilmemiz için de öncesinde işlem gördüğümüz müdürlüğe aktivasyon müracaatında bulunmamız gerekiyor. Bunların uzun vadeye tabi olmak gibi tercihleri de var. 23 numarayla bildirdiğimiz prim sadece %2'lik prim. İş kazası ve meslek hastalığı riskine karşı onları güvence altına alan bir prim. Dolayısıyla bunlara bir de şunu sormamız lazım. Uzun vadeli sigorta kollarına da tabi olmak istiyor musun? Hatta bunu yazılı yapmamız lazım. Eğer bu yönde bir iradeleri varsa bu kez bunların 24 numaralı belge türüyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmemiz lazım ki bu durumda da bunların prim oranı %22 olacaktır. %20 emeklilik primi, %2 kısa vade primi. Yine 15 Temmuz gazileriyle ilgili de ayrıcalıklı bir bildirim söz konusu. Gerek aylık alanlar için, gerek aylık almayanlar için, onların içinde ikili bir ayrım var. Eğer 15 Temmuz gazisi aylıklıysa, aynı bunlar da harp ve vazife mağlulleri gibi sadece kısa vadeye tabi olma iradeleri varsa 23 numaralı belge türüyle, uzun vadeye de tabi olma düşünceleri varsa 24 numaralı belge türüyle, uzun vadeye tabi olma iradesi olanların aynı zamanda fiili hizmet zammı kapsamında çalışmaları durumunda 360 güne 60 gün veren bir iş ise 31 numaralı belge türüyle, 360 güne 90 gün hizmet veren bir iş yeri ise 34 numaralı belge türüyle bildirmemiz lazım ki bunların prim oranı bu bildirdiğimiz numaraya göre değişkenlik gösteriyor. Mesela işte hastanede çalışan bir doktor olduğunu düşün. 15 Temmuz'da da aylık alan bir gazi durumunda olduğunu düşünün. Doktorlara 360 güne 60 gün fiili hizmet primi bildirilmesi gerektiğine göre, bu da fiilen çalışılan günde bildirilmesi gerektiğine göre, aylık alan bir 15 Temmuz gazisini veya aylık alan bir harp mağlulünün, vazife mağlulünün veya terör mağlulünü bildirirken bu kimseyi normal çalıştığı dönemde uzun vadeye tabi tutuyorsak 24 numaralı belge türüyle, diğer yıpranmalı işte çalıştığı dönemler içinde 31 numaralı belge türüyle bildirimini yapmamız lazım. Yine çok karıştırılan bir uygulama, iş kazası ve meslek hastalığı maaşı alanların normal emekliymiş gibi düşünülmesi. İş kazası ve meslek hastalığından bağlanan ödemeye biz gelir diyoruz. Eğer bir kimsenin aynı zamanda bir yaşlılık aylığı, aynı zamanda bir mağlulük aylığı yoksa, iş kazası nedeniyle, meslek hastalığı nedeniyle gelir alanlar SGDP'ye tabi değil, tüm sigorta kollarına tabi tutulur. Ancak kendisinin aynı zamanda bir yaşlılık aylığı varsa mümkündür, böyle de olabilir. Bu durumda sosyal güvenlik destek primine tabi tutmak lazım. Mağlulük aylığı varsa ve mağlulük aylığının statüsü 4 aysa bu sefer tüm sigorta kollarına tabi tutmak lazım. Tabi tutunca da aylığının kesileceğini işçiye en azından bildirmek lazım.
Emeklinin hatalı bildirimiyle ilgili esas bam teli burası. Çok önemli, burayı çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum ben. Eğer bir kimse 4A emeklisi ise, yani SSK kapsamından emekli ise, işe giriş bildirgesini destek primine tabi değil de tüm sigorta kollarına tabi verirsek, bilmiyorum işe giriş bildirgesini verme ekranında son dönemlerde girdiniz mi? Kırmızı bir uyarı şeklinde nokta nokta tahsis numarasıyla aylık almaktadır. İşe giriş bildirgesini onaylarsanız aylık kesilir der. Buna rağmen kimi zaman çıraklara verdirttiğimiz için işe girişleri, işin gerçeği de bu, o uyarının da ne manaya geldiğini bilmediği için onaylayıp geçiyor. Bu sefer yaşlılık aylığı işçinin kesilmiş oluyor. İşte böylesi bir olgu da kişinin yaşlılık aylığı bankaya en son hangi ay gönderilmişse o ayı takip eden aydan sonraki ayın son gününe kadar düzeltme, talep etme hakkınız var artık 11 Kasım 2018 tarihinden itibaren. Bu süreyi geçirmişseniz düzeltme talepleriniz işleme alınmayacak. Bu ne demek? İşçinin 5 ay sonra düzeltme talebin varsa 5 aylık maaşını geriye doğru alamaması, kendisine emekli maaşı bağlanması için sizin yeniden işten çıkış yapmanız, ardından emeklilik dilekçesi vermesi anlamına gelir. Dolayısıyla burası çok önemli. Şu ana kadar belki önemsemediğimiz bir olgu. Gerçi bu hatalı bildirimin birçok şeye etkisi var. Asgari ücret destek miktarının ödenip ödenmemesiyle, ödenecekse ne kadar ödeneceğiyle, destek miktarının bir önceki yılla mukayesesinde yeni yasada uzun vadeli sigorta kollarına tabi dediği için o yönüyle de bir ehemmiyeti, önemi var. Bakın şöyle basit bir örnekle bildirelim. Ayın 4'ünde işe giriş bildirgesini tüm sigorta kollarına tabi verdik. Sistem uyardı, aylığın kesileceğini söyledi ve kişinin emekli maaşı 20'sinde alacaksa 20'sine gidince bankada parasını göremedi. Veya Sosyal Güvenlik Kurumu 20'sinde ödemeyi yapmadı. Aralık ayını takip eden ay Ocak ayı. 31 Ocak'a kadar gerekli düzeltme için müracaatta bulundunuz, bulunmadınız. İlgili kimse o alamadığı Aralık maaşını, alamadığı Ocak maaşını, Şubat'ı kaçırırsanız, Şubat Mart'ı kaçırırsanız Mart maaşını alabilmesi mümkün olmayacak. Yani önünüzde 2 aylık bir süre var. Eğer ayın son günleri ise ilgili ayın bankaya maaşı gönderilmiş olacağı için o ay değil de gönderilmeyen ay bir sonraki ay olur. Şu örnekte olduğu gibi 28'inde işe giriş yaptınız. Zaten 20'sinde 17'sinde maaşı almıştır. Bir sonraki maaş Ocak ayındadır. Gönderilmemiştir. Ocak ayını takip eden ay Şubat ayı. Şubat'ın sonuna kadar düzeltmeyi yaptınız, yapamadınız. Bir sorun yaşanacak demektir. Neden? Sigortalı doğrudan sizin yanınıza gelecek. Sizin yüzünüzden ben işte maaştan mahrum kaldım. Benim zararımı belki de tazmin edin demiş olacak. Eğer bir kimse esnaf ve memur emeklisi ise bunun da tercih etme hakkı yok. Yani kişinin tüm sigorta kollarına tabi olmak veya destek primine tabi olmak gibi bir seçenekten birisini seçme imkanı yok. Bunlar zorunlu sosyal güvenlik destek primine tabi. Genellikle burada kaçırıyoruz, en azından 4A'lıları uyarıyor maaşının kesileceğini. Burada uyarmadığı için de kaçırıyoruz. Bunları da destek primine tabi bildirmemiz durumunda geriye doğru hem işe giriş bildirgesini SGDP yapma yönünde bir müracaatta bulunmamız, hem de aylık prim hizmet belgesini destek primine tabi vermişsek onu tüm sigorta kollarına dönüştürmek gibi bir imkan söz konusu olacak. Burada da arada prim farkı çıkacak. Prim farkından dolayı daha önce yararlandığınız 5 puanlık indirimden dolayı bir de sıkıntı söz konusu olabilir. Hatalı verilen işe giriş bildirgelerini düzeltme iki yöntemle mümkün olacak. İşe giriş bildirgesini hatalı vermişsek işlem gördüğümüz müdürlüğe sigorta kolunu değiştirmek üzere müracaatta bulunuyoruz. Ayrıca prim hizmet belgesini de hatalı vermişsek e-bildirge versiyon 2 üzerinden geriye doğru teşvikten yararlanmayla ilgili kullandığınız program üzerinden ilgili dönemdeki tüm sigorta kollarına tabi ise onu destek primine, tam tersi ise destek primini tüm sigorta kollarına tabi dönüştürme biçiminde bir ek bir iptal verip ardından da sisteme yüklediğimiz bildirgenin işleme alınarak düzeltmenin yapılması için işlem gördüğümüz müdürlüğe müracaatta bulunmamız lazım. Tabii aynı zamanda sigortalının da maaşını daha önce bağlamış olan müdürlüğe gidip bu düzeltme işlemlerinin gerçekleştiğini, maaşın geriye doğru kendisine ödenmesi yönünde bir talepte bulunması gerekir. Yine karıştırılan bir olgu primsiz rejim maaşı alanlar.
Kore gazisi, Kıbrıs gazisi, evde bakım aylığı, 65 yaş aylığı, olimpiyat şampiyonu olanlara bağlanmış bir aylık, eski korucu aylığı gibi prim ödemesine münhasır olmayan bir aylık bağlanmışsa, bu kişilerin ayrıca bir emekliliği yoksa 4A, 4B ya da 4C kapsamında bunların da çalışması durumunda tüm sigorta kollarına tabi bildirilmesi gerekir. Yine meslek mensuplarını en çok ilgilendiren bir olgudur mükelleflerin nedeniyle. Çünkü buna da değinmemiz lazım. Çok sık hata yapılan bir olgu. En azından hata yaptığınızı önünüzde düzeltmeye fırsat verecek kadar bir zaman varsa kaybınız olmaz. Yani emekliliğine az önce bahsedeceğim olgu 5 sene kalmışsa düzeltebileceğiniz bir şey var. Çünkü hata yaptığınızı anladınız. Son 7 yıl primlerini bir düzene koyma imkanınız var. Ama bunu 5 yıl sonra fark ederseniz yeniden emekli olması için, örneğin SSK'dan emekli olmasını istiyorsa bir 3,5 sene daha beklemeniz, dolayısıyla da 3,5 senelik bir prim kaybının olması söz konusu. Öncelikli olarak şunu bilmemiz lazım. Bir limited şirkete ortak olan veya bir anonim şirketin hem ortak hem de yönetim kurulu üyesi seçilenler 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren daha önce bu şirketten 4A kapsamında sigortalı bildirilseler dahi ortak olmakla birlikte artık bu iş yerinde 4A kapsamında bildirilemezler. Bildirilse de geçerli olmaz. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ortaklık tarihi itibariyle Bağkur dosya tescilini yapar. Yatırılan SSK primlerini iptal eder. Ödenmiş primleri de Bağkur borcuna mahsup eder. Yani bir bakarsınız ki gün dökümünüzdeki SSK hizmetiniz 3000 gün azalmış, Bağkur hizmetiniz 3000 gün artmış. Diyelim 2018 yılında 3 yıldır SSK'lı olduğu iş yeri limited şirket ortak oldu, %5 hisse aldı. Bugün hisseyi aldıysa bugün itibariyle Bağkur tescili yapılacağından bir öncesi gün için işten çıkış bildirgesi vermek, hiç boşu boşuna 4A'lı bildirmemek lazım. Çünkü bildirim daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iptal edilecektir. Hiç boşuna bildirim yapmayın. En azından emeklilik planlamasını doğru yapabilirsiniz. Eğer kişinin ortaklığı 1 Ekim 2008 tarihinden önce ise, bakın burası çok önemli, SSK sigortalısı olarak çalıştığı şirketten sigortalı çalışması sürerken hisse almışsa, bunların kesinti olmadığı sürece bu SSK sigortalılığı geçerlidir. Bakın altını çizdiğimiz nokta şurası. SSK sigortalısı olarak çalıştığı şirketten hisse alıp kesintinin olmaması. Yani bir başka iş yerinde sigortalıydı, çıktı, kendi şirketine girdi, gene olmaz. Bunlarla ilgili yeni uygulamamız şu şekilde olacak. Eğer bunlar SSK'lı çalıştığı şirketten hisse alan durumunda değilse, 20'sinde ortak olmuş, 30'unda bu iş yerine girişi yapılmış. Öncesinde SSK'lı olmadığı için geçerli olmayacak. Bütün bildirimler iptal, 1 Ekim 2008'den önce veya 4 Ekim 2000'den önceki tarihe, ilk SSK'lı bildirildiği tarihe Bağkur tescili açılacak. Bütün SSK primleri iptal edilecek. Yatırılan ödemeler Bağkur borcuna mahsup edilecek ve kişinin bu duruma göre emekli olup olmayacağı değerlendirilmiş olacak. Şimdiden ona göre ortakların bu nitelikteki bir bildirim varsa bu anlattığımın üzerinden mutlaka bir değerlendirmesini yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü en azından emekliliğine 3,5 yıldan daha fazla bir zaman kaldıysa, yani bazı hataları telafi etme imkanınız var. Bunu kaçırırsanız bu telafi etme imkanını da ortadan kaçırmış olursunuz. Emeklilikle ilgili benim dikkat çekmek istediğim bunlar. 10 bin tane hatalı bildirimden bahsediyorsak, hani bazıları aynı iş yerinde iki sigortalı falan bildirmiş olabilir. Demek ki 5 bin tane iş yeri bir ay içerisinde hatalı bildirimde bulunuyor. Süreç içerisinde bunu tekrar düzeltmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmeniz, sigortalının sizinle muhatap olması, hadi 2 aylık süreyi kaçırıp bir de orada mağduriyet yaşıyorsa en azından vicdanın rahatsız olacaksınız veya ne bileyim belki kusurunuz olmadığı için siz rahatsız olmayacaksınız ama kişinin mağdur olduğunu göreceksiniz, üzüleceksiniz. Bu nedenle bu olguya benim sizlere biraz daha dikkat çekmek istedim. Çok önemli. Çünkü bu aşamada bazen devreden işveren de çıkıp doğrudan sigortalıyla, bir de kültür düzeyi düşük bir işçi ise bayağı bir başınız ağrıyabilir. Aman buna dikkat edelim. 2 aylık sürenin 6-11-2018'den itibaren başladığını düşünelim.
bundan önceki hatalı bildirimleriniz varsa 2 aylık süreye bakılmayacak. Süre ne kadar geçerse geçsin onları düzeltmek gibi bir imkanınız söz konusu olacak. Asgari ücret desteği ile ilgili mutlaka basından az buçuk bilgi sahibi olmuşsunuzdur ama yine bir tekrar etme adına 2018 yılında da 9 aylık uygulanan asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay olarak uygulanmak üzere yakın bir zamanda yasalaştı. 7162 sayılı kanunun 17. maddesiyle 5510 sayılı kanununa geçici 78. madde eklendi. 30 Ocak 2019 tarihinde yayınlandı. Yayınlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi yönünde de yürürlük maddesi belirlendi. Dolayısıyla 2019 yılı Ocak ayından dolayı çalışan işçilerimizle ilgili olarak Ocak ayının bildirgesi Şubat 23'üne kadar verilir. Ödemeler 30. Biliyorsunuz bir ayda geriden takip ettiği için Mart ayında ödeyeceğimiz Şubat priminden Ocak ayında elde edeceğimiz asgari ücret desteğinin mahsubu söz konusu olacak. Biraz geçen seneki desteklerden farklılığı var. Onun için anlatma gereği duydum. Kanunun düzenlemesine göre haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan yani destek primi değil diğer normal işçileri çalıştıran işverenlerce 2008 yılının aynı ayına ilişkin verilen prim hizmet belgelerinde günlük ücreti 102 liranın altında olan yani asgari ücretin 1,5 katı olarak düşünebilirsiniz bunu. 102'yi 30'la çarparsanız 2030 lira gibi bir rakam yapar. O da 2060 lira gibi bir önceki yılın asgari ücretinin 1,5 katıydı. Daha önce bu 2 katıydı. Bu sene 1,5 katına düşmüş oldu. Sendikal faaliyetin olduğu yani toplu sözleşmenin gerçekleştiği iş yerlerinde bu 102 lira yerine 203 lira olarak uygulanacak. İlk defa 2019 yılında tescil edilen iş yerleri için herhangi bir ayrıma gidilmeyecek. Yani daha önceki yıl ödenecek bir ücret olmadığı için uzun vade sigorta kollarına tabi çalışan kaç kişi varsa bunların prim ödeme gün sayısı üzerinden bir önceki yılın Ocak'la Aralık dönemleri için yani 2018 yılının Kasım dönemleri için uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanların toplamı emeklileri ayırıyoruz. Emeklinin dışında kalanların toplamı 500'ün altında ise günlük 5 lira aylık 150 lira 500 ve üzerinde ise günlük 3.36 lira yani aylık 100 lira 80 kuruş tutarında destek primi asgari ücret desteği alınması söz konusu olacak. Yalnız yine bir önceki yıla göre şöyle bir farklı uygulama var. Bir önceki yılın yani 2018 yılının Ocak ve Kasım döneminde en az emekli hariç işçinin çalıştığı aydaki sayının altına düşürülen aylarda asgari ücret desteği almak mümkün olmayacak. Diyelim ki geçen yılın Ocak ve Kasım ayında emekli hariç en düşük işçi Mayıs ayında 5 kişi ise 2019 yılı Ocak'la Aralık ayında en az 5 kişi çalıştırmazsanız asgari ücret desteğinden yararlanabilmek mümkün olmayacak. Yine primlerini yasa süresinde vermeyen, bu bildirgeye ait primlerini ödemeyen, kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen iş yerlerine destek uygulanmayacak. Prim borcu bulunanlar borcunun yapılandırması koşuluyla 6183 sayılı kanun kapsamında veya daha önce yapılandırmış bozulmuşsa uzatması var biliyorsunuz. Bu kapsamda Şubat sonuna kadar aksatılan taksitleri ödemek koşuluyla yapılandırmanın devamı süresince yararlanabilmesi mümkün olacak. Yani geçen senekinden olduğu gibi bir önceki yılın uzun vadeli sigorta kollarına tabi bildirilenlerden günlüğü 102 lira ve altında olanların gün sayısına bakılarak bu seneki toplam gün sayısı da bundan aşağı olmama koşuluyla yani en fazla alabileceğimiz limit bir önceki senenin o belirlediğimiz gün sayısı bunun 500'den az iş yerleri için 5 lirayla çarpımı tutarında bulunacak tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanabilmemiz mümkün. Asgari ücret desteğiyle ilgili de sizlere ifade edeceğim bundan ibaret. Teşviklerle ilgili olarak gelirsek zamanı da ekonomik kullanma adına biraz mecburen hızlı davranıyoruz. Kusura bakmayın. Yok, yanlış girdik.
Sosyal Güvenlik Kurumu 4A kapsamında işçi çalıştıran iş yerleriyle ilgili olmak üzere 5510 sayılı kanun bizzat kendisinde 4, 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununda 5, 4857 sayılı iş kanununda 1, 5746 sayılı ARGE kanununda 1, 5225 sayılı kültür yatırımları ve girişimlerin teşvik kanununda 1, 2828 sayılı sosyal hizmetler kanununda 1, 3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik kanununda 1 olmak üzere toplamda işletmelere 14 farklı sigorta prim teşviki ve destek, yani bir anlamda prim indirimi uygulamaktadır. 5510 sayılı kanunda düzenlenen prim indirimleri, malülük, yaşlılık ve ölüm sigortalı primlerinden 5 puanlık indirim, yurt dışına iş üstlenmiş işverenler tarafından gönderilen veya geçici görevle yurt dışına görevlendirilenlerle ilgili olarak kısa vadeli sigorta kolları prim oranlarından 5 puanlık indirim, yine kalkınmada öncelikli 50 ille Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri için 5 puan indirime ilave 6 puanlık indirim, yine kanunun ek ikinci maddesinde yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki karar uyarınca uygulanan indirim olmak üzere 4 tane teşvik söz konusu. Yine işsizlik ödeneği alanların istihdamı halinde uygulanan teşvik 4447 sayılı kanunda, genç kadın ve meslek belge sahibi olanları çalıştırma teşviki 6111 sayılı kanun dediğimiz 4447 sayılı kanunun geçici 10. maddesi, işbaşı eğitim programını tamamlayanlar için geçici 15. maddesi, yine yeni dönem teşvik olarak kanunun 20. ve 21. maddesindeki teşvikleri sizlere sayabiliriz. İş 4447 sayılı kanundaki teşviki. Kültür yatırımla ARGE teşviki biraz daha onu o alana yönelmiş işletmeleri ilgilendirdiği için bölgesel teşviki de dikkate almazsak en son çıkan kısa vadeli sigorta kollarını primini %1'e indirecek teşviki de göz önüne alırsak İstanbul'daki bir işletme için bu saydığımız teşviklerden aşağı yukarı bir 7-8 tanesini orta çaptaki bir işletmenin yararlanabileceğini ben değerlendirmekteyim. Bunların ilki 5510 sayılı kanun, bu teşvike alışmış olmanız lazım. Prim hizmet belgesini yasal süresi içerisinde veren, bildirgeye ait primlerini teşvik harici kalan primlerini yasal süresi içerisinde ödeyen, prim borcu varsa bu borcu kanun gereği yapılandıran ama 6183 ama 7143 sayılı kanun gibi veya daha önceki çıkan kanunlarda devam eden yapılandırmalar olabilir. Kayıt dışı sigortalı çalıştırmayan, sahte sigortalı bildirimi yapıldığına ilişkin tespit bulunmayan, kamu kurum ve kuruluşu olmayan veya kamu kurum olmasa bile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olmayan işletmeler, yine 2886, 4734 veya diğer kapsamda ihale kapsamındaki iş olmayan işverenler bu teşvikten yararlanma imkanına sahipler. Prime esas kazancın %5'i oranında bir indirim söz konusu. Dolayısıyla bugünkü asgari ücret üzerinden hiç indirimsiz prim bildirgesini verdiğimiz takdirde %7,5 oranındaki primle 959 lira ödeyecekken, asgari ücretli için söylüyorum, 5 puanlık indirimle 127 lira 92 kuruş indirim sonucu 831 lira, tavandan prim ödersek 7195 lira ödeyecekken 959 lira indirimle 6236 liralık bir teşvikten yararlanmamız mümkün olacak. Yine aynı şekilde ücretlere asgari ücretin 3 katıyla sınırlandırılmış olan işverenlerimiz tarafından sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerden iş alan işverenlerimizin yanında çalıştırdığı işletmelerle ilgili olarak, tabi asgari ücretin alt sınırından az olmamak, 3 katında geçmemek üzere ödedikleri %17,5'luk primden %5'lik prim indirimiyle birlikte %12,5 oranında bir prim ödemeleri söz konusu olacak. İşsizlik puanıyla birlikte %17,5, işsizliği saymazsak %14,5. Bunlar içinde sigortasız işçi çalıştırmamak, kayıt dışı çalıştırıldığına ilişkin tespitin olmaması, prim belgesinin yasal süresinde verilmesi, prim borcunun bulunmaması, ilgili hayat primlerin tamamının indirim kalan kısımlarını süresinde ödemesi koşuluyla bu teşvikten, bu destekten yararlanması mümkün. Yine 50 tane ille
Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri için bunlar daha çok kalkınmada öncelikli yöreler. Bizim bölgemizde bir tek benim hatırladığım yakında Düzce ile Kırklareli olsa gerek. Bir de Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri olsa gerek. 5 puanlık indirime ilave prime esas kazanç alt sınırı üzerinden yani asgari ücret üzerinden bir ilave 6 puanlık daha indirimle birlikte toplamda asgari ücretli çalışan için 280 bin liralık bir indirim söz konusu. Bunların da zaten bölgesine göre kanun numarası 6486, 56486 veya 66486 şeklinde gelecek karşınıza ve bildirimi de bu şekilde seçmeniz lazım. Tabii bu teşvik normalde 4 ile başlayanlar 3 sene önce, 5 ile başlayanlar 2 sene önce, 6 ile başlayanlar da 1 sene önce bitecek olan bir teşvikti. 3 senedir uzatmayla birlikte 2019'a kadar devam edecek bir teşvik. Belki yine 2019'da uzatılırsa devam edebilecektir. Yine 5510 sayılı kanunda düzenlenen diğer teşvik de yatırımlarda devlet yardımları hakkında teşvik. Ek ikinci maddede düzenlenen bir teşvik. Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesi almış olan işletmelerin yine Ekonomi Bakanlığı'nın vermiş olduğu belgedeki belirtilen sigortalı sayısı kadar prim esas kazanç üzerinden işverenin ödeyeceği yani %22,5'luk primin tamamının teşvik kapsamında olduğunu söyleyelim. Bunların içerisinde 6. bölgede olanlar için işçi hissesinin de ödenmediğini göz önünde aldığımızda sadece işveren tarafından ödenecek %3'lük bir işsizlik sigortası primi yani 76 liralık bir prim söz konusu olacak. Demin belirtmiş olduğumuz asgari ücret desteğiyle ilgili burada bir hatırlatmada bulunalım. İşte 6. bölgede asgari ücret üzerinden çalıştırılan dolayısıyla 959 lira primin 882 lirası teşvik kapsamında olan işveren tarafından ödenecek olan da 76 lira 75 kuruş olan bir işletme için aylık 150 lira değil ödenecek primden daha fazla olamayacağı için sadece 76 lira 75 kuruş tutarında bir teşvik söz konusu olacak. Tabii bu büyük işletmeler yatırım yapan işletmelerle yararlanabildiği bir teşvik. İstanbul'da yatırım bölgeleri içerisinde sadece İstanbul'la Hakkari arasındaki fark birisinde işçi hissesinin de terkini hatta mali açıdan da muhtasar beyannameyle ödenen işçiden kesilen gelir vergilerinin de terkini söz konusu. Çok az bilinen bir teşvik 2009 yılında yürürlüğe girdi. 2019'da olduğumuza göre 10 yıldır yürürlükte bulunan bir teşvik. 4447 sayılı kanunun 50. maddesinde düzenlenen bir teşvik. Bir kimse işsizlik maaşı almakta ise ve işsizlik maaşı alabileceği süreler içerisinde siz bu kimseyi işe almışsanız, işe aldığınız tarih 2009'un üzerinden 10 yıl geçtiği için o kısmına girmeyelim. Fiilen işçinin çalışması şartıyla yani raporlu olduğu dönemlerde bu teşvikten yararlanmayacak demek bunun anlamı. Kişinin işe alındığı tarihten önceki 6 ay içerisindeki çalıştırılan sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması şartıyla işveren tarafından ödenecek olan işsizlik sigortası primi dahil prime esas kazanç alt sınırının üzerinden sadece %1'lik primle işverenin ödeyeceği %3'lük işsizlik primi olmak üzere toplamda %4'lük bir prim olacak. Yani işsizlik maaşı alıyor. 8 ayda işsizlik maaşı alma hakkı var bir kimseyi. Böyle bir kimseyi ben işe aldım. Bu ay işe aldıysam bundan önceki 6 ayın ortalaması işletmemde 100 ise bu da bildirgeyi verdiğim ayda en az 101 kişi ise 101. kişi olabiliyorsa bu kişiye de ödediğim ücret asgari ücretse bunun gerekli aktivasyonlarını yapmam halinde kanun numarasında 15.921 olarak vermem durumunda 959 lira prim ödeyecekken 857 liralık tutar İşkur Fonu tarafından sağlanacağından ben sadece 102 lira tutarında %1 işveren hissesi %3'te işsizlik primi toplamda %4 2558 lira 40 kuruşun %4'ü 102 liralık bir prim ödeme
imkanını elde etmiş olacağım. Gördüğünüz gibi 857 lira tutarında hiç de azımsanmayacak bir destek tutarı söz konusu. Yine bütün işletmeleri ilgilendiren bir diğer önemli teşvik 2011 yılında başlayan, 2015 yılında normalde sona erecekken Bakanlar Kurulu kararı tarafından yetki kullanılarak 2020'ye kadar uzatılan, dolayısıyla 31 Aralık 2020'ye kadar işe alınmışsa teşvik süresi de 54 aya kadar uzandığı için 2024 yılı 5. aya kadar devam edecek bir teşvikten, yani 5 sene daha önümüzdeki 5 senelik sürede bizleri meşgul edecek bir teşvikten bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Bu teşvikten yararlanmak için sigortalının 18 yaşından büyük olması, işe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde 4A ya da 4C kapsamında sigortalı çalışmasının bulunmaması, ayrıca işe girdiği aydan önceki 6 aylık ortalamaya ilave olmaması şartı var. Yine bunun haricinde daha önce başka bir işletmede bu teşvikten işçi adına yararlanılmamış olması da gene aranan koşullardan bir tanesi. İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için öncelikli olarak sistem üzerinden kişinin aktivasyonunu yapması, aktivasyonu yapmayla birlikte hangi sürelerde teşvike hak kazanacağını ve ortalamanın kaç olacağını görecek, o teşvike hak kazanacağı dönemler içerisinde bildirgeyi verirken toplam çalışan sayısı o ortalamanın üzerinde ise bu kimseyi 6111 sayılı kanun numarasıyla bildirip bahsetmiş olduğumuz işveren tarafından ödenecek primlerin tamamının işkur fonu tarafından karşılanması dediğimiz, dolayısıyla da işveren tarafından sadece kendi cebinden %2 tutarındaki işsizlik priminin işveren hissesinin ödeneceği bir teşvikten bahsetmiş oluyoruz. Asgari ücret üzerinden ödeniyorsa 5 puanlık indirimle birlikte 524 liralık bir teşvik söz konusu. Tavandan prim ödeniyorsa 3.933 liralık bir teşvik söz konusu. Dolayısıyla azımsanamayacak bir teşvik. Demek ki birkaç basit kuralı var. Birincisi, kişinin daha önce bu teşvikten hiç yararlanmayan bir işçi olması. İşe girdiği aydan önceki 6 aylık süre içerisinde sigortalı çalışması bulunmayan bir işçi olması. Tabii İşkur'a kayıtlı olması ilave teşvik verebileceğinden, özellikle işe girişini yapmadan önce İşkur kaydını da internet üzerinden veya işçiyi İşkur'a yollayarak yaptırmamızda bir fayda var. İşe girdiği aydan önceki 6 aylık süreye de ilave ise 6111 kanun numarasını vermek suretiyle bu teşvikten yararlanabilmemiz mümkün. Geriye doğru teşviklerle ilgili olarak biliyorsunuz bunun farkındalığı son 1-2 sene içerisinde anlaşılabildi. 2011 yılından 2019 yılına kadar çok detaylı anlaşılamadı. Dolayısıyla da meslek mensupları gerek işverenlerin koordinesizliği gerek belki önemsememelerinden ileride gelmiş olabilir. O işverenle birlikteliği sağlayamamaktan ileri gelmiş olabilir. Zamanında bildiremeyenlerle ilgili geçen sene çıkan bir yasa vardı. O yasayla birlikte geriye doğru internet üzerinden veya yazılı olarak geriye doğru yararlanma başvurusu yapıp yararlanılmayan işçilerin e-bildirge versiyon 2'ye yüklenmesi süreci başlamış idi. Biliyorsunuz bunlarla ilgili ödeme 3 sene içerisinde gerçekleştirecek başvuranlarla ilgili olarak. Dolayısıyla öncelikli olarak e-bildirge versiyon 2'ye yüklemeyi yapmadıysanız yüklemeyi yapmanız gerekecek işleme alınabilmesi için. Yüklemesini tam eksik yapanların belki yarısı e-bildirge şifrenizle bakıp görebilirsiniz. Emanette para var mı yok mu diye emanette para görüyorsanız işlem gerçekleşmiş demektir. Talep etmeniz halinde buradan doğan alacağı, yani geçmişte yararlanamadığınız teşviki geriye doğru yararlanma talebinde bulundunuz. Ek iptal işlemi yapılınca ortada artık kalan parayı emanet hesabınıza bekletiyoruz. Talebiniz olursa bunu önümüzdeki cari ayın primlerine mahsup etme imkanınız var. Eğer böyle bir talebiniz yok ise 3 sene içerisinde, yasa 3 sene içerisinde öngördüğü için 3 sene içerisinde 6 eşit taksit halinde işverenlerin hesaplarına yatırmış olacağız sosyal güvenlik kurumu olarak. Daha o süreci başlatmadık ama büyük ihtimalle ilk Mart ayından itibaren iade işlemlerini başlatmış olacağız. İade aşamasında herhangi bir prim borcu varsa, yapılandırılmış borç da dahil, borca mahsup edeceğiz. Herhangi bir prim borcu yoksa faizde uygulamak suretiyle, o yasanın yürürlüğe girdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar faizle uygulanmak suretiyle
6 eşit taksitte, yani ödeme 120 bin lira olacaksa her 6 ayda bir 20 bin lira şeklinde, tabii ödemenin yapıldığı ana kadar da o 120 bin liraya ilk ödeme yapılana kadar faiz uygulanıp 20 bin liraya eklenip ikinci ödemede ana para 100 bin liraya kaldığı için 100 bin liraya faiz uygulanıp bu şekilde ödeme söz konusu olmuş olacak. Bununla ilgili yazılı müracaatta bulunursanız, dediğimiz gibi hani ben bu taksitler halinde ödemeyi istemiyorum. 3 sene içerisinde parça parça olacak. İşime de gelmiyor. Benim cari ay prim borcumdan mahsup edilsin bu diye dilekçe vermeniz durumunda, cari ay prim borcunuza artık kalan kısım olursa bir sonraki ayın yine prim borcuna mahsup etmek suretiyle bu şekilde de en azından parayı daha kısa sürede almış olursunuz. Bankaların faiz maliyet yükünü, faiz oranlarını düşündüğümüz zaman kanunu faiz uygulanarak size ödenmiş olsa bile bu şekilde mahsup ettirmek bence işletmeler için çok daha avantajlı olacaktır. Yine bir diğer önemli teşvik, az kullanılan teşvik de işbaşı eğitim programını tamamlayanların istihdamına yönelik teşvik. 31 Aralık 2018 tarihine kadar başlamış olan, dolayısıyla halen başlayıp devam edip işbaşı eğitim programlarda bunun için geçerli. Böyle bir programı bitirmiş kişiyi, programı bitirdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde işe alırsak, işçi 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük durumdaysa, zaten bu programı bitirdiğine göre İşkura'da kayıtlıdır. İşbaşı eğitim programını hangi alanda tamamladıysa o alanda iş yapmak üzere işe alınması, yani işe giriş bildirgesindeki meslek kodu bitirdiği programdaki kodla uyumluysa, bir önceki yılın çalışan sayısının ortalamasına ilave olması koşuluyla 6.645 sayılı kanun numarasıyla teşvikli verirsek, prim esas kazanç alt sınırı, yani asgari ücrete kadar olan kısmın öncelikle 5 puanlık indirim, 5 puandan sonra geri kalan 15 puanlık asgari ücrete kadar kısmın tamamı teşvik kapsamında. Bir anlamda bu teşviki engelli teşviki gibi düşünebilirsiniz. Bir engelli teşvikinde ne kadarlık bir kazanç söz konusuysa 6.645 sayılı kanunda düzenlenen teşvikten de bu miktarda yararlanmak mümkün. Bunun için de tabii aktivasyon yapmamız. E-bildirge sistemi üzerinde 6.645 veya 4.447 geçici 15. madde teşviki dediğimiz alanı tıklayıp oradan link atılan yerde işçinin ismini getirip aktivasyonunu yapmak, teşvik süresini öğrenmek, ilgili bir önceki yılın ortalamasını tespit etmek, bildirgeyi verirken de bu işçi bu ortalamaya ilave ise 6.645 sayılı kanun numarasıyla bunu bildirmek bu teşvikten yararlanmak için yeterli. Engelli teşviki için de uzun zamandır yürürlükte olduğu için iyi kötü elimizde alıştı. Sistem üzerinden kişinin engelli olup olmadığını İşkur'daki engellilik sistemine kayıtlıysa Sosyal Güvenlik Kurumu onu e-bildirge sisteminden görüyor. Engelli aktivasyon menüsüne tıkladığımız zaman menü içerisinde kişinin TC numarasını yazınca gerçekten İşkur'a kayıtlı bir engelli ise sistem karşımıza gelecek. Kişiyi sisteme tanımladıktan sonra kanun numarasını 14.857 olarak vermek koşuluyla, bunda hiçbir koşul yok. Hangi engelli olursa olsun prim esas kazanç alt sınırı üzerinden 5 puanlık indirimden sonraki geri kalan %15,5'luk kısmın tamamı teşvik olacak. Yani asgari ücretli bir engelliyi alıyorsanız 524 liralık bir teşvik, tavandan prim ödenen birisi ise 1355 liralık bir teşvik söz konusu olacak. ARGE teşvikiyle kültür yatırım teşviki daha çok lokal işletmeleri ilgilendirdiği için biz daha ziyade sizlere yeni çıkan 2020'ye kadar uygulanacak olan bir adada bir senden bir benden olan, o bir senden bir benden kısmı gitti. Onun yerine ilave istihdam dediğimiz kanunun geçici 19. maddesindeki teşvikten bahsetmek istiyorum. 2020 yılına kadar alınacak olan işçiler açısından işçinin işe girdiği aydan önceki 3 aylık süre içerisinde 10 günden daha fazla sigortalı çalışmasının bulunmaması halinde işçinin İşkur'a kayıtlı olması koşuluyla 2020 yılına kadar işe alınması şartıyla
işe girdiği yıldan önceki ortalamaya ilave olması koşuluyla bu teşvikten yararlanabilmek mümkün. Çok cazip bir teşvik. Asgari ücrete kadar imalat ve bilişim sektörleri hariç diğer sektörlerde asgari ücrete kadar ödemeler için %0 ödenecek prim oranı. Yani bir tahakkuk belgesi verdiğimiz zaman sadece ödememiz gereken damga vergisini görebileceğimiz bir teşvik türü. Eğer tavandan prim ödüyorsak bu sefer ödeyeceğimiz prim 4637 lira, yani 2558 lira 40 kuruş ödemek durumunda kalacağız. İmalat ve sanayi sektörlerinde asgari ücreti tekabül edecek kadar primin üzerindeki matrah üzerinden prim alınıp onun altındaysa hiç prim alınmayacak. Yani 2558 lira 40 kuruşu 0,37'ye bölerseniz elde edeceğiniz matrahın altında bir matrah için yine aynı şekilde hiç prim ödenmemesi söz konusu. Tabii bunun için de yapmanız gereken ilgili menüden aktivasyonu yapmak. Öncelikli olarak işe almadan önce size tavsiyem potansiyel yönüyle teşvike uygunluğunu sorgulamak. Eğer İşkur'a kayıtlı değilse İşkur kaydını gerçekleştirmek, ardından işe giriş bildirgesini vermek, bildirgenin verilmesini müteakip kişinin aktivasyonunu yapmak. Aktivasyonunu yapınca kişinin yaş durumuna göre, cinsiyetine göre, çünkü teşvik süresi 12 ay ile 18 ay arasında değişiyor. 18-25 yaş aralığı için 18 ay, kadınlar için 18 yaşından büyük olması koşuluyla 18 ay, engelliler için, sisteme tanımladığınız engelliler için 18 ay, diğer işçiler için 12 ay bu teşvikten yararlanma imkanı var. Sisteme tanımladığımız zaman cinsiyet, yaş ve sektörü göz önüne alarak kendisi otomatikman aktivasyon işlemini gerçekleştirecek. Hangi tarihte teşvikin başladığı, hangi tarihte sona ereceği ay bazlı, dönem bazlı karşınıza gelecek. Bir önceki yılın ortalaması da karşınıza gelecek. Dolayısıyla bildirgeyi verirken bu şekilde aktivasyonu yaptığınız kişilerden o ortalamanın üzerine 5 kişi varsa bunların en fazla 5'ini bildirmek, 10 kişi varsa 10'unu bildirmek suretiyle bu teşvikten de yararlanabilmeniz mümkün olacak. Yeni uygulamaya geçti bu da. Bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer iş yeri 6331 sayılı kanun gereği çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa, Türkiye geneli çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde her ay toplamda 10'dan fazla çalışanı var ise, ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemişse, iş yeri İSG katip sisteminde onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetini almakta ise, yani bir uzman tarafından bu hizmet verildiği İSG katip sistemine girilmiş ise, bunların 2019'dan geçerli olmak üzere %2 olan prim oranları %1'e indirilmiş olacağından, asgari ücret için 25 lira, tavandan prim ödeyen için 191 lira daha az prim ödenmesi söz konusu olacak. İş yerlerinde yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen fiilen çalışmadığı tespiti halinde daha önce bir yıllık yasak söz konusuydu. Daha sonra bu bir yasal düzenlemeyle ilkinde bir ay, 3 yıl içerisinde tekrar halinde bir yıla uzatılmış, çıkarılmış oldu. Yani bir böyle bir olumsuz durumda sadece yasak bir ay için uygulanacak. Tabii kayıt dışından da anlamamız gereken kavram da biraz burada yumuşatıldı. Eğer %1'i geçmiyorsa çalışan sayısını, 5 kişiyi aşmıyorsa bu durumda da yine bu kayıt dışı olarak değerlendirilmeyecek. Dolayısıyla o bir aylık veya bir yıllık yasak söz konusu olmayacak. Ama şunu da gözden çıkarmayalım. Her durumda eğer bir kayıt dışılık varsa asgari ücret desteğinden yararlanmak mümkün değil. Daha önce tespit edilen, ödenmiş olan asgari ücret destekleri de faiziyle birlikte geri alınmış olacak. Aktivasyonu da belki Sayın Müdürüm, bir 10 dakika içerisinde toparlama imkanınız olursa bitiriyorum. Bir 5 dakika aktivasyonu da göstereyim. Teşekkür ederiz. Belki püf noktasını arkadaşlar açısından.
E-bildirge şifremize girdiğimiz zaman şu sarıyla işaretli alanlardan veya diğer 6111 teşviki veya 4447 geçici 20. 19. madde teşvikleri için şu linke tıkladığımız zaman karşımıza gelen yeni sistemden işveren bölümünden teşvikler ve tanımlamaları seçersek burada ne yapacağımız gelecek. Teşvikten faydalanacak sigortalıyı tanımlama alanına seçersek ilgilinin de TC numarasını veya ay seçerek de bütün işe girenleri sıralatabiliriz. Bu durumda karşımıza tanımlama menüsü gelecek. Devam butonuna tıkladığımız zaman bakın şurada ekranımızda biraz dikkatli bakarsanız 4 tane turuncu renkte yani kırmızı renkte bir tane de yeşil renk zemin üzerinde. Yani bu şu demek bir anlamda. Bu işçi için kırmızıları hiç boşuna tıklama. Aynı trafikte yeşil yanar ya geçmek için. Yeşili yaktım. Yeşil üzerinden devam et diye sizi bir anlamda uyarmış oluyor. Eğer bu kişi aynı zamanda 6111'e de uygun birisi olsaydı, daha önce yararlanmamış, önceki 6 ayda işe girdiği, aydan önceki 6 ayda 4 ağız sigortalı çalışması olmayan birisi olsaydı, o da yeşil yanardı. Bu kez her ikisini üzerinden aktivasyonunu yapıp, hangisi daha cazipse, bazen ortalama nedeniyle birinde bir önceki yılın ortalaması, birinde bir önceki ayın ortalaması alındığı için, İşçi bu ay için 6111'in ortalamasına girip bir sonraki ay 6111'in ortalamasına girmeyip tam tersi 7103 kanun ortalamasına girebilir. Bu şekilde hangi aylarda bu teşvik süresi boyunca aktivasyonda belirtilen sürelerde bir ay 6111'den bir ay 7103'ten bildirebilmek mümkün. Bu renklendirmenin de temel gayesi o. Siz boşuna yorulmayın. Hani diğerine tıklama, imalat sektörüne hiç tıklama. Çünkü meslek iş kolu kodu üzerinden kendisi imalatta olmadığını tespit etti. İmalatta olsaydı alttaki değil bir üstteki yeşili yakmış olacaktı. Bu şekilde kaydımızı yapınca bakın teşviğin başlangıç tarihini, bitiş tarihini, bir önceki yılın ortalamasını görüyoruz. İşçiyi kaydettikten sonra teşvik işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Ardından e-bildirge şifremizle sisteme girebiliyoruz. Bu da demin bahsettiğim bildirgeyi hatalı verirsek e-bildirge versiyon 2 üzerinden nereden ekiptel yapacağımızla ilgili. Bu e-bildirge versiyon 2'ye girince karşımıza gelen alandan aylık prim hizmet belgesi giriş, oradan iptal bildirge, bir önceki verdiğimizin iptali, bütün verdiklerimiz karşımıza gelecek. Emekliye hatalı bildirmişiz. İsmini seçeceğiz. İptal kaydedeceğiz. Ardından ek SGDP kaydedeceğiz kanun numarası olarak. Ardından da sosyal güvenlik merkezine işlem gördüğümüz giderek işlemi tamamlatıp emeklinin de mağduriyetini gidermiş olacağız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Sayın müdürümüze verdiği bu çok değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi iş hukuku konusunda güncel uygulamaları sevgili hocamız Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Muzaffer Koç'u, evet kürsüde yerini aldı zaten, sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun hocam. Merhaba arkadaşlar, Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Tabii şöyle düşündüm Sayın Müdürümü dinlerken, biraz önce de Sayın Başkan'ı dinlerken, işte vergi hukukundan sosyal güvenlik ve iş hukukuyla ilgili bunun hepsini bilmemiz gerekiyor. Öyle bir zorluk var. Biz sadece iş hukukuyla ilgiliyiz ve iş hukukuyla ilgili meseleleri anlatınca zorlanıyoruz. Ama sizden talep zannediyorum bütün mevzuatı iş hukuku, başta iş hukuku, sosyal güvenlik ve vergi hukukunun hepsini bilmekle ilgili bir zorlukla karşı karşıya olduğunuzu görüyorum. Tabii biraz öğleden sonra olması, gelen arkadaşların böyle yoğun, aralıksız şey olunca, toplantılar olunca bir takım zorluklar oluyor. Ben biraz daha kısa tutmaya çalışacağım. Zaten asıl sorular kısmında daha detaylı tartışma şansımız olur. Nelerden bahsedeceğim? Aslında özetle birkaç nokta var. Bunlardan birincisi şu, kısmi süreli iş sözleşmesinden biraz bahsedeceğim. Çünkü çokça uygulamada falan tartışma mevzusu oluyor. Özellikle hafta tatili, genel tatil, yıllık izinlerinin hesaplanmasında bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Onlara biraz değineceğim.
Geçen yıl yine bu salonda eksik bıraktığım bir konu vardı, kıdem tazminatı. Eğer imkanım olursa biraz onu tamamlamakla ilgili bir niyetim var. Bir de tabii sonuçta nereye giderseniz gidin karşılaştığınız bir manzara var, para cezaları. İdari para cezası iş hukuku açısından nasıl uygulanıyor? Bir iki özellikle bilgi paylaşmak isteyeceğim. Yine güncel mevzularımız var, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonundan da biraz bahsetmiş olacağım. Şimdi genel teorik tartışmaları biliyorsunuz bu tür salonlarda yapmıyoruz. Daha çok pratiğe uygun olan mevzuları tartışıyoruz. İşçi işveren arasındaki ilişkileri düzenliyordu iş hukuku. Ve en temel bizim işçi işveren arasındaki ilişkilerimizi tanzim eden belge, dokümantasyon iş sözleşmesi. İş sözleşmesinin çok temel bir takım unsurları var. Bunlardan biri ücret. Yani sonuçta işveren bir iş karşılığında bir ücret ödüyor. İşçi bunun mukabilinde çalışıyor. Bir de bağımlılık unsuru söz konusu. Teorik tartışmaları geçiyorum. Sadece slaytları sonradan paylaşacağımız için, yani bunlar faydalı olsun diye paylaştığım bilgiler. Şunu özellikle daha önceki toplantılarda da defalarca söyledim. İş hukukunun anlaşılabilmesi için emredicilik kuralını çok net altını çizerek biliyor olmamız lazım. Ne demek emredicilik? Ortada bir norm var, o norma uymak zorunluluğu. Bazen taraflara rağmen o normu uygulamak zorundasınız ama bazen esneklikler söz konusu olabilir. O yüzden iş hukukunda norm derken biz mutlak ve nispi emredici kurallardan bahsediyoruz. Ne demek mutlak emredici kural? Taraflar istese bile değiştiremiyorlar. Kıdem tazminatının tavanı gibi. Fakat iş hukukuna asıl rengini veren, asıl yansıyan kısım nispi emredici kural. Yani işçi lehine, madem iş kanunun varlık sebebi işçinin korunmasıdır, bu ilkeden hareket ediyor. Öyleyse bir takım düzenlemeleri kanun genel çerçeve çiziyor ama işçi lehine esnetme imkanı veriyor taraflara. Tabii burada ön şartımız ne? Taraflar o konuya, o maddeye, o düzenlemeye rıza gösteriyorlarsa. Bu da tabii nasıl ortaya çıkıyor? İki şekilde ortaya çıkıyor. Bazen yasal düzenleme üst normu belirliyor. Nasıl mesela? Diyor ki bir haftalık çalışma süreniz en fazla 45 saattir. 45'in üstüne çıkmanız söz konusu olmuyor ama 45'in altına düşmeniz pekala mümkün. Bazen de en alt limiti belirliyor. Asgari ücret gibi, yıllık izin süreleri gibi. Burada da en alta gitme şansımız yok. Ama onu biraz bir üst norma, bir üst düzenlemeye taşıma şansımız var. Ana hatlarıyla iş sözleşmesiyle ilgili söylemek istediğim bunlar. Asıl biraz mayınlı alan dediğimiz kısmi süreli iş sözleşmesiyle ilgili bir takım temel unsurlar var, temel tartışma konuları var. Onlarla ilgili en azından fikrimi paylaşmak isterim. Şimdi biz de sözleşme ana gövde olarak tam süreli ve kısmi olarak iki potansiyel olarak değerlendirilebilir. İki kategoride değerlendirebilirsiniz. Bizim sistemimiz hep şöyle bir mantıkla yürür. Yani aslında sabah saat 8'de başlarsınız işe, akşam 5'te de biter. Bir fabrika sistemini bizim aslında iş mevzuatımız öngörür. Fakat zamanla özellikle çalışma hayatının o dinamizmi, rakabet zorunlulukları mecburen bir esneklik getirme ihtiyacını hissettirmiştir sisteme. Bu yüzden tam süreli sözleşmenin mukabilinde kısmi süreli dediğiniz yeni bir sözleşme tipini ister istemez sistem düzenleme ihtiyacı hissetmiştir. Bu yüzden kısmi süreli sözleşmeden de kastımız nedir? Sistem aslında şöyle söylüyor. Emsal işçi diye bir kavram oluşturuyor. Yani bizim tam süreli dediğimiz, eğer bir iş yerinde yasaya uygun olarak çalışılıyorsa 45 saatlik çalışan kimseye biz emsal işçi diyoruz. Kısmi süreli sözleşme de hep emsal işçiyi dikkate alarak bir değerlendirme yapıyor. Yani emsal işçiye göre önemli ölçüde az çalışan kişi veya iş sözleşmesini nasıl tanımlıyor? Tam süreli sözleşmeye göre önemli ölçüde az çalışılan sözleşme tipi. Peki bu önemli ölçü ne? Aslında kanun doğrudan izah etmiyor ama bize iki tane özel norm söylüyor. Bunlardan biri gerekçede. Gerekçede de diyor ki, var zaten yukarıda. Ne diyor? Tam süreli sözleşmenin 2/3 oranında olan sözleşmeye, daha az olan sözleşmeye ben kısmi süreli sözleşmesi diyorum. Nedir bizde 45 saatlik dikkate alırsanız? 2/3 30 saat diye çıkar.
Öğretide bu tartışmalıdır. Acaba doğrudan 30 saat kısminin maksimumu mudur? Yoksa daha az dediği için bunu 29'da mı tutmak gerekir? Bu öğreti tartışmasıdır. Ama yönetmelik biraz bizim elimizi güçlendiriyor. Ne diyor? 3'te 2'si oranında dediği için siz 30 saatlik maksimum süreyi kısmi olarak belirleyebiliyorsunuz. Buralara kadar bir problemimiz yok. Ama işler, hak, genel tatil, yıllık izin, kıdem tazminatı gibi meseleler olunca ihtilaflar başlıyor. Bunlar bir söylemek istediğim özel nokta bu. Peki kısminin ücreti ne olacak? Tabii ki taraflar belirliyor. Tarafların uhdesinde olan bir şey. Ama bizi kısıtlayan bir hüküm var. Ne o? Asgari ücret. Asgari ücretin altında olmamak kaydıyla taraflar diledikleri şekilde belirleyebiliyorlar. Bunu özellikle altını çizmek isterim. İki, bu çok önemli çünkü kısmi süreli sözleşmenin temel mantığını çözmemiz açısından önemli bir nokta. Diyor ki eğer sözleşme için şöyle bir ifade kullanıyor. Ayrımı haklı kılan bir neden yoksa sadece sözleşmenin kısmi olmasından dolayı bir eşitlik ilkesine aykırı davranamazsınız diyor işverene. Ne demek bu, nasıl ortaya çıkıyor? Yani temel ilke olarak diyor ki orada da ikili bir ayrıma gidiyor. Bölünebilir ve bölünemez haklar diye ikiye ayırıyor. Bölünebilir haklar ne demek? Parayla ölçülebilir haklara bölünebilir haklar, menfaatler diyor. Nasıl örneklendiriyor mesela veya nasıl mümkün bu? Diyelim ki tam çalışan bir kimseye siz 1000 liralık bir yakacak yardımı yapıyorsanız yılda, onun yarısı kadar çalışan kimseye de 500 liralık bir yardım yapmanız gerekebiliyor. Burada çünkü sonuçta o 1000 liralık rakamı siz bölünebilir hale dönüştürme imkanına sahipsiniz. Asıl bizim ihtilaflı kısımlar nerede çıkıyor? Bölünemez haklar dediğim kısımlar. Nedir onlar mesela? Bildirim öneli gibi, yıllık izin hakkının doğması gibi, kıdem tazminatı hakkı gibi. Buralarda ayrımı yapamazsınız diyor. Çünkü burada herkese kısmi de olsa, tam süreli de olsa kendilerine bu hakkı vermek zorundasınız. Ama nasıl verileceğini bir sonraki slaytta daha net görme şansımız olacak. Burada ne var mesela? Fazla çalışma. Bir defa sistem şöyle bir şey söylüyor. Kısmi süreli çalışmaya fazla çalışmayı yasaklıyor. Hatta fazla sürelerle çalışmayı da yasaklıyor. Diyelim ki siz 20 saat belirlediniz kısminizi ve 30 saat belirlediniz. Artık bunu aşan bir çalışma yaparsanız ki bu fazla süreli çalışma olur. Bunu sistem, yönetmelik yasaklıyor. Peki ne yapacağız? Yani hasbelkader siz bu ilgili saati geçmişseniz bu sefer doğal olarak onların ücretlerini, fazla süreli çalışma veya fazla çalışma olarak daha arttırımlı bir ücret ödemek zorunda kalacağız. Söylemek istediğim bu. Bir başka durum genel tatil. Genel tatilde eğer kısmi çalışan çalışıyor ise normal çalıştığı süre kadar yine genel tatil ücretine hak kazanacak. Burada sadece bir örnek verdim. Bu örnek çünkü uygulamada çok karşılaştığımız bir problem. İşçiyle anlaşıyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba çalışmak üzere anlaşıyorsunuz. Ama genel tatiliniz perşembe. Doğal olarak iş görme edimini perşembe günü yerine getirmeyeceği işçi, yerine getirmeyeceği için işçi genel tatil ücretinden de bahsetme şansımız yok. Söylemek istediğimiz şey şu. Kısmi süreli çalışan işçi eğer kendi çalışma sistemi içerisinde genel tatilde çalışması gerekiyorsa o gün çalışmazsa bile onun ücretini alacak. Yani şöyle tekrar bir başka örnek vereyim. Bayram pazartesi günü diyelim. İşçimizle biz anlaşmıştık. Pazartesi, salı, çarşamba çalış diye. Pazartesi normalde bayram olmasaydı gelip çalışacaktı. Doğal olarak çalışmazsa bile ilgili günün genel tatil ücretini alacak. Ben biliyorum şimdi bir takım tartışmalarla ilgili bunu biraz daha belki soru oturumunda biraz daha net tartışma şansımız olur. Asıl problemli alanımız hafta tatilini hak kazanıp kazanmayacağı yönünde. Şimdi burada şöyle bir durum var. Eğer 46. maddeden meseleyi çözmek isterseniz kısmi süreli sözleşmeye biraz hafta tatili zor gözüküyor. Niye? Çünkü sistem şöyle bir şey öngörüyor. Diyor ki iş hukukuna göre çalışılması gereken günlerde çalışılan bir kimseye 7. gün hafta tatili kullandırılır ve ücreti ödenir. Şimdi kısmi çalışmada da dikkat etmemiz gereken husus burada ihtilaf çıkıyor. Birinci görüş şunu söylüyor. Diyor ki her halükarda bir kimsenin hafta tatiline hak kazanabilmesi için en az 45 saat çalışmış olması lazım. Bir defa kısmi süreli sözleşmede bu mümkün olmadığı için hafta tatili ücreti yoktur. Bu birinci görüş. İkinci görüş, hayır
Kanun öyle söylemiyor. Kanun nasıl söylüyor? Kanun diyor ki çalışılması gereken günlerde çalışan kimseye hafta tatili verirsiniz. Kanunumuza göre de bizim hafta tatiline hak kazanabilmek için çalışıldığı iş yerinde 5 gün çalışılan iş yerleri var ya da 6 gün çalışılan iş yerleri var. Eğer bu iş günlerinin totalinde de çalışma söz konusu ise hafta tatiline hak kazanır. Nasıl bir örnek veriliyor? Pazartesiden cumartesiye sadece 2 saat çalışan kimse çalışmadığı hafta tatili yaptığı pazar günü de 2 saatlik hafta tatiline hak kazanır. Bu da ikinci görüş. Dikkat ederseniz birincisi 45'e referans yaptı. İkinci görüş çalışılan günlere referans yaptı. Bir üçüncü görüş de şöyle. Kanunun gerekçesinde 2 gün çalışan hafta tatili olmaz diyor. 2 günden daha fazla her halükarda çalışan bir kimsenin çalışma sürelerini toplayın. Yani diyelim ki 15 saat çalıştı ya da 22,5 saat çalıştı. Ona orantılayarak 45 saat çalışana siz 7,5 saat veriyordunuz. Öyleyse bu arkadaş ne kadar az çalıştı? Diyelim ki 3'te 1 kadar çalıştı. Öyleyse 7,5 saat değil, bu arkadaşa ne vereceksiniz? 2,5 saatlik hafta tatili vereceksiniz. Bir üçüncü görüş de bu. Yani birincisi 45 saate referans yapıyor. İkincisi çalışma iş günlerine referans yapıyor. Üçüncü görüş ise sadece çalışma süresine referans yaparak bölünebilir bir hak düşünerek gene hafta tatili ücreti ödenmesini istiyor. Benim şahsi görüşüm ikinci görüşün daha yerinde olduğu yönündedir hukuki değerlendirme açısından. Ama gelin görün ki kısmi süreli sözleşme madem farklılık ayrımı yasaklayan bir sistem var, üçüncüsünün de mutlaka düzenlenmesi, üçüncü görüş içinde mutlaka bir düzenlemeye, daha açık bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hukuki değerlendirme açısından ikinci görüş, yani çalışılma günleri gerekir dememle birlikte aslında biraz daha oturması gereken iş hukukunun temel mantığına üçüncü görüşün daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ama mevzuatımızın buna yeterince imkan tanımadığı kanaatindeyim. Bir başka durumumuz yıllık izin. Yıllık izinde kısmi çalışan işçi her halükarda bir yılını çalışmışsa yıllık izne hak kazanır. Çünkü yıllık izin bölünmez bir haktır. Tam süreliye nasıl bir yıl çalıştığında 14 gün izin hakkı doğuyorsa, kısmi süreli çalışan işçi de o bir yıl çalışması kaydıyla yıllık izne hak kazanır. Ancak buradaki incelik şu, 14 günlük izne hak kazanır ama kendisine ödenecek ücret o 14 günlük zaman zarfında çalıştığı veya çalışması gereken süre ücreti kadardır. Örneklendirelim, işçimiz sadece haftada 2 gün çalışıyor. Bir yılını doldurdu, yıllık izin hakkı doldu. Normal tam süreli çalışan 14 gün işe gelmeyerek yıllık iznini kullanacaktı. Kısmi çalışan da 14 gün işe gelmeyecek. Burada bir uygunluk gerekiyor. Yalnız alacağı ücret doğal olarak madem ikişer gün çalışıyordu, totalde sadece 4 günlük ücret alacak. Yani 14 günlük izin ancak sadece 4 günlük ücretle ilgili bir sonuca ulaşmış olacağız. İş güvencesine zaten tabii burada bir tereddütümüz yok. İhbar tazminatında da aynı süre geçerli. Yani tam süreli çalışan ne kadar ihbara hak kazanıyor ise kısmi süreli çalışan da o süre kadar ihbar öneline hak kazanacak. Doğal olarak orada o kısmi çalışmasını dikkate alarak, yani 6 hafta ise 6 hafta, 4 hafta ise 4 hafta, burada herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bir bizim özel durumumuz kıdem tazminatı. Kıdem tazminatında durum ne? Kıdem tazminatı da yine akdin devamı olması kaydıyla bir yılını dolduran işçiye kıdem tazminatı hakkı doğar. Örneklendirelim, işçimiz sadece 15 gün çalışıyor bir ayda. Başlama ve bitiş tarihi bir yıl olmak kaydıyla normal şartlarda 30 günlük bir kıdem tazminatına hak kazanacak. 30 günlük süre. Ama bizde normalde 30 günlük sürede ne kadar çalışıyordu bu çalışanımız? Sadece 15 gün. Yani 15 günlük karşılık alacak. Bu süreyle ilgili bir bölünmezlik kuralı var. Burada bir tereddütümüz yok. Yine 30 gün kazanacak. Ama 30 günde doğal olarak alabileceği ücret zaten yarım çalıştığı için 15 günlük ücreti olacak. Sosyal güvenlikle ilgili kısmı da tabii kısmi çalışanın total topluyoruz. 7,5'a bölüp ilgili gününü belirliyoruz. O da belki mevzu tartışma mevzusu olursa onu da konuşma şansımız olur. Çok özetle şeyden bahsetmek isterim. Biliyorsunuz
evlat edinme veya doğumdan sonra çalışanların kısmiye geçmekle ilgili taleplerini işveren dikkate almak durumunda. Temel ilke şöyle ortaya çıkıyor. Bir süre öngörüyor. Süre mecburi ilk öğretim çağının başladığı tarihe kadar çocukla ilgili kullanılan bir izin. Ebeveynlerinin ikisinin de çalışması bekleniyor. Burada eğer bir kişi bu izni kullanmak istiyorsa eşinin çalışmış olma şartını arıyor. Onun da bazı istisnaları var sistemde. Nasıl oluyor bu? Sonuçta çalışan, yani küçük çocuğu olan kimse böyle bir talepte bulunuyor işverene. İşveren de bu talebi karşılamak zorunda. Kanunda çok ayrıntılı olarak mesela talebini ne zaman en az bir ay, en geç bir ay içinde yerine getirmek zorunda. Bu yerine getirdiğinde otomatikman eğer bununla ilgili olumlu bir cevap vermezse yine sistem otomatikman sistem şeye geçiyor. Kısmi çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Sadece paylaşmak istediğim bir nokta var burada. Eğer aynı çocuk için işçi isterse tekrar tam süreliğe dönmek gibi bir hak veriyor sistem. Aynı çocuk için. Yani kısmi ayrıldı. Süreç devam etti ama bir baktı ki artık tam süreli çalışması gerekiyor ya da çocuğun özel durumunu dikkate aldı. Sistemden tekrar geri dönüş mümkün. Onun dışında da başka ayrıntılar var. O ayrıntıları hızlıca geçiyorum. Evet, kıdem tazminatı ile ilgili bir özel konumuz var. Kıdem tazminatı her halükarda bizim bütün gündemimizi meşgul eden meselelerden biri. Bir, şunu özellikle söylemek isterim. Kıdem tazminatı her halükarda hak kazanılan bir tazminat türü değildir. Fes'e bağlı bir haktır. Fes'e bağlı bir hak olduğu için fesih nedeni çok önem arz ediyor. Öyleyse birinci söylememiz gereken husus şu, bir defa eğer biz kıdem tazminatından bahsediyorsak, iş kanunluğuna bağlı bir iş yerinde çalışan işçiden bahsediyoruz demektir. İki, mutlaka ve mutlaka belli sebepler ve ölüm veya işçinin ölümü gerçekleşmişse kıdem söz konusu. Bir üçüncüsü en az bir yıl çalışma şartı. Bir yılı ne zaman başlatıyoruz? Tabii işçinin işe başlamasından itibaren bir yıl. Hizmet akdi aynı işveren uhdesinde olmak kaydıyla farklı fasılalı bile olsa bunlar birleştirilir diyor sistem. Yani önemli olan argüman ne? Önemli olan şart ne burada? Aynı işveren olması. Aynı işverenin hizmetiniz aynı iş yerinde geçmek zorunda değil. Ama aynı işverenin uhdesinde, bünyesinde çalışmış olmak şartı var. Peki ne zaman bu kıdem tazminatının sonu? Sizin iş akdiniz sona erdirdiğiniz tarih. Eğer hemen peşin ödeyerek sona erdirmişseniz o gün, yok eğer bildirim öneli vermişseniz, bildirim önerinin sonunda kıdem tazminatının süresi netleşmiş oluyor. Bazen de şöyle olur, derhal fesihler söz konusu olabilir. Derhal fesihte de eğer işveren iş akdini sona erdirmişse veya işçi sona erdirmişse, derhal fesihte kıdem tazminatının sonu. Niye kıdem tazminatının sonu önemli? Bu biraz sonra söyleyeceğim slide ile ilgili. Peki sebepleri neler? Hangi sebepler olursa kıdem tazminatına hak kazanılır? Bunlardan birincisi, normal şartlarda bir işveren iş akdini sona erdiriyorsa kıdem tazminatı ödemek zorunda. Bunun istisnası var mı? Evet, istisnası var. Nedir o istisna? Eğer işveren bizim 4857 sayılı kanunun 25 ikinci maddesine göre feshediyorsa kıdem tazminatı söz konusu değil. Ne demek bu? Eğer işveren ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davrandığı için işçi çıkarıyorsa burada kıdem tazminatı söz konusu değil. Bunun dışında işverenin feshettiği bütün durumlarda kıdem tazminatı gündeme gelir. Bu birinci boyut. İkinci boyut ne? İşçi. Normal şartlarda işçinin iş akdini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Ama istisnası ne? Eğer işçi haklı bir nedenle iş kanunun 24. maddesine göre feshediyorsa kıdem tazminatı ödemek zorunda. 3. Askerlik. Askerlik biliyorsunuz bir son muvazzaf askerlikten dolayı işçi işten ayrılırsa kendisine kıdem tazminatı ödenir. Bir bedelli tartışması yapıldı. Muhtemelen medyada falan da takip ettiniz. Acaba bedelli liye giden işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? Aslında temel ilke şöyle. Eğer iş akdi sona ermemişse kıdem tazminatından bahsetmiyoruz. O yüzden bundan önceki bedellilerde zorunlu eğitim olmadığı için kıdem tazminatı gündeme gelmiyordu. Ama bu sefer kanunda şöyle bir düzenleme yapıldı. Eğitim süresi de işte işçi aylıksız veya ücretsiz izinli sayılır diye bir ifade getirildi. Şimdi burada artık bir şey meselesi, özel bir düzenleme getirildi.
Normalde eskiden nasıldı durum? Bedelliye gitmiyorsa zaten kıdem tazminatı söz konusu değil. Normal askerliğe gidiyorsa iş akdi sona erdiği için kendisine kıdem ödeniyordu. Ama bu sefer özel bir durumla karşılaştık. Nedir o özel durum? O dönemi, askerlik döneminin ücretsiz izin olmasıyla ilgili bir düzenleme getirildi. Burada da hocalar ihtilafa düştü. Neydi o ihtilaflardan? Biri dedi ki, burada özel bir düzenleme var. Ücretsiz izinle ilgili özel düzenleme getirildi. Kanun koyucunun iradesi böyle tezahür etti. Öyleyse kıdem tazminatı söz konusu olmaz. Çünkü o dönemde iş akdi sona ermiyor, askıya alınıyor, ücretsiz izin devam ediyor dendi. Bu birinci görüş. Ben bu görüşe yakın duranlardan biriyim. İkinci görüşte dedi ki, hayır bu mümkün değil. Niye? İşçiye bir tercih hakkı tanındı. İşçi isterse ücretsiz izne ayrılabilir, isterse kendisi iş akdini doğrudan fesheder ve bu fesih de muvazzaf askerlikle ilgili olduğu için kıdem tazminatı söz konusu olur. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir mevzu ile ilgili bizim tartışabileceğimiz çok daha farklı versiyonlar ortaya çıkabilir. Ben şahsi kanaatimin ücretsiz iznin özel bir düzenleme olduğunu, burada bir irade ortaya çıktığını, o iradeye de ehemmiyet verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu dediğim gibi benim şahsi kanaatim ama aksine de hükümler var. Bu bizim elimizi güçlendiriyor. Ne demek bu? Geçen gün bir arkadaş, bir vali müşavir arkadaş sordu. Peki ne olur eğer işçi gerçekten ben kıdem tazminatımı istiyorum, iş akdimi de feshettim diyorsa şahsi kanaatim yargıya giderse kazanabileceği yönünde. Onu da söylemek isterim. Bir başka durumumuz ne? İşçinin, kadın işçinin evlenmesi. Hızlıca gidiyorum zannediyorum ama anlaşılıyor mu bilmiyorum. Kadın işçinin evlenmesi. Burada da ön şartımız ne? Kadın işçi evlendikten sonra bir yıl içerisinde bir hakkı var. O hakkı bir yıl içerisinde kullanması gerekli. Buradaki asıl incelik o. Bir de şöyle söylemek isterim. Burada herhangi bir ihbar tazminatı falan da söz konusu değil. Zaman zaman sorulara muhatap oluyoruz. Yani burada 14. maddede özel bir düzenleme getirilmiş, kadın işçiye getirilmiş özel bir hak, bu haktan yararlanırsa kıdem tazminatı söz konusudur, eğer bir yıl içerisinde ayrılıyorsa. Emeklilik, malüliyet, toptan ödemede, burada dikkat etmemiz gereken temel unsur ne? Çünkü sonuçta bir iddiayla işçi geliyor, diyor ki ben emeklilikle ilgili dilekçemi verdim. İşverene ibraz ettikten sonra kıdem tazminatına hak kazandırılan unsurlardan biri. Çokça tartışıldı ama Yargıtay sanki son noktayı koydu gibi artık. 15 yıl 3600 meselesi. Sonuçta bu Murat Üstad'ın konusu özellikle emeklilikle ilgili. Biliyorsunuz 4447 gelince emeklilik yaşı artınca aynı zamanda sendikalarda şöyle bir talep geldi. Sadece emeklilik yaşını arttırmıyorsunuz. Aynı zamanda işçilerin kıdem tazminatına ulaşabilme haklarını da engelliyorsunuz diye bir şey dendi. Özel bir düzenleme getirildi. Ne dendi? Eğer emeklilikle ilgili yaşı bekliyorsa, yani emeklilik prim süresi ve hizmeti ve yılı doldurmuşsa, ben kendisine kıdem tazminatı ödenir diye bir hüküm getirildi. Sonra özel düzenlemelerle bu 15 yıl 3600 diye biliniyor. Sonuçta bir kimse 15 yıl, bu da tabii 99'dan önce başlayanlar için, 15 yıl 3600 günü dolduran kimse kıdem tazminatını alıyor. Yargı önce biraz itiraz etti. Ayrılmazsa ikine bakın dedi. Niye ayrılıyor? Eğer gerçekten emeklilik için ayrılıyorsa tamam kıdem ödensin. Ama bir başka işe gitmek için gidiyorsa, ayrılıyorsa, yani tabiri caizse kanunu dolanıyorsa olmaz falan dedi ama sonuçta gelinen noktada sadece en son bildiğim 9. Hukuk Dairesi eğer daha önce işçi gidip bir sözleşme yapmışsa, ortaya bu konmuşsa, net olarak ayrılacağı belliyse ben o zaman kıdem olmaz diyor. Onun ötesinde kıdem tazminatına hak kazanılır diye bir noktaya ulaşıldı. Tabii işçinin ölümü halinde de kıdem tazminatı söz konusu. Peki kıdem tazminatının miktarı ne kadar? Burada sadece şunun özellikle altını çizmek isterim. Kıdem tazminatı son ücret üzerinden ödendiği için son ücretin ne olduğu bizim için önemli. Yani orada şöyle bir şey söyleyeyim mesela. Kıdem tazminatı ile ilgili. Bir, yani burada son ücret iş akdinin sona erdiği ve işçinin en son aldığı ücret üzerinden değerlendirmek gerekir. Yani şöyle diyelim, işçi 2019 için söyleyelim. 2019 1 Ocak'ta çalışmış ve asgari ücret almışsa artık onun kıdem tazminatını neden hesaplanması lazım? 2019'un asgari ücretinden. Yani son gün, bir gün bile çalışsa en son aldığı ücret bizim için önemli. İki, bu sadece son ücret değil, aynı zamanda bürüt ücrettir.
aynı zamanda giydirilmiş ücrettir. Ne demek giydirilmiş ücret? İşçiye devamlılık arz eden, kanundan doğan, para veya parayla ölçülen hallerin hepsini toplayarak bulduğunuz totaldir. Yani işçi 3000 lira ücret alıyorsa, kendisine de aylık ikramiye eğer 200 lira ödeniyorsa, artık 3000 lira yerine 3200 liradan hesaplayın diyor sistem. Burada da dikkat etmemiz gereken şey şu, her yıl için 30 günlük ücret söz konusu. Tabii bu nispi emredici bir kural. Bunu 30 günden daha fazlaya çıkartma şansınız var. Sadece bir sınırımız var. O sınırımız ne? Kıdem tazminatın tavanı. Ücretiniz 6.017 liradan ne kadar fazla olursa olsun bir yıl için alacağınız kıdemin maksimum rakamı bu. Bu da bu bir yıl için şey yapın. Onun normal damga vergisini keseceksiniz. Başka bir şey yok. Bir yıl için ama bir yıl için alabileceğiniz maksimum rakam bu. Bu ondan sonra nedir? Artık o günlerle ilgili söyledim. En mevduatta uygulanan en yüksek faizi istiyorsunuz. Kıdem biraz ayrıcalıklı biliyorsunuz. Sürem ne kadar var bilmiyorum ama var mı? Peki idari para cezalarına biraz bahsedeyim. Şimdi idari para cezalarında durum ne? Aslında iş kanununda idari para cezalarının temelde şöyle bir düzenleme getirdi. Şöyle diyor 4857 sayılı kanun. Bir, bazı maddeleri cezalandırıyor. Her madde mutlaka cezalandırmak gibi bir düzenlemesi söz konusu değil. Yani kanunun bütün maddeleri ceza öngörülmüş değil. Bazı maddeleri, bazen hatta maddelerin ilgili düzenlemelerini, ilgili bölümlerini cezalandırıyor. Sadece şunu paylaşmak isterim. Mesela 3 çeşit idari para cezası var iş kanununa bağlamında baktığınızda. Biri sabit, maktu, sabit. Ne demek bu? Ücret hesap pusulası düzenlememek cezası. Ne diyor? 2019 için 857 lira diyor. Bu ister iş yerinizde 5 kişi çalışsın, ister 55 kişi çalışsın. Fark etmez. Sabittir bu. Yani müfettiş denetime geldiğinde ücret hesap pusulası tanzim etmemişseniz uygulayacağı ceza bu. İş yerinizin büyüklüğünde veya ilgili işçilerin sayılarıyla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. İkinci ceza çeşidimiz ise şöyle, işçi sayısına göre değişen. Mesela eşitlik ilkesine aykırı davrandınız ya da fazla çalışma, yıllık ücretli izinleri vermediniz. Bu sefer de kişiye göre ceza yazılıyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. İş yerimizde 100 kişi çalışıyor ama sadece 5 işçimize fazla çalışma ücretini ödemediniz. Ya da 5 işçiye yıllık izin kullanmadınız. O 5 kişi ile ilgili ceza geliyor. Bu da ikinci boyut. Üçüncü boyut ne? Hem işçiye hem de aya göre değişen cezalarımız var. Mesela engelli istihdamı biraz böyledir. Ücret ödememek böyledir. Yani burada hem ilgili ayı alıyorsunuz, dikkate alıyorsunuz, hem de dönüp ne yapıyorsunuz? İlgili işçi sayısını alıyorsunuz. Buradan bir örneklendirme yapayım. Mesela 2019'da Ocak, Şubat, Mart'ta ücret ödemediğinizi düşünün. Buradaki sistem şöyle yapıyor. Bir, ilgili ayları alıyor. 3 ay otomatikman oradan geldi. Bir de işçi sayınızı alıyor. İşçi sayınızı da buna göre çarpıyor. Diyelim ki 10 işçiye vermemişseniz, Ocak ayında 10, Şubat ayında 10, Mart ayında da 10 olmak üzere 30 çarpı 236 lirayla bir ceza ile karşı karşıya kalma ihtimali söz konusu. Yani birincisi sabit, ikincisi sadece işçi sayısına göre değişiyor. Üçüncüsü ise neydi? Burada hem ayı dikkate alıyorsunuz hem de işçi sayısını dikkate alıyorsunuz. Bunlar zaten bizim çizelgelerden biri. Sadece şeyini örnek vereyim. Yıllık izin olarak mesela ne demişiz biz 103. maddede? Yıllık izni kanuna aykırı bölmek veya ücretini ödememek veya yıllık izni kullanmamak veya eksik kullandırmak. Bunun cezası bu durumdaki her işçi için 416 lira olarak ortaya çıkıyor. Bir de müfettişlerle ilgili bir ceza maddemiz var. Eğer müfettişin istediği evrakları ibraz etmezseniz, kendisine yardımcı olunmazsa veya bir takım telkinlerde bulunursanız yapılacak ceza idari para cezası 2019 için 20.822 lira. İş müfettişlerin o taleplerinin yerine gelmemesi halinde. Peki ne yapıyoruz idari para cezalarını? İdari para cezalarını müfettiş öneriyor. İlgili birim, yani ilgili birim dediğimde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tebliğ ediyor. Bu tebliğden itibaren biliyorsunuz bunun
dörtte birini peşin ödeme kaydıyla dörtte birini ödememe, peşin ödeme indirimi söz konusu. Buna ilişkin itirazlar da mümkün. İtirazı nereye yapıyoruz? Sulh ceza hakimliğine, 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilmesi lazım. Sulh ceza hakimliğinde itirazla ilgili kesin bir sınırı olan kısım var. İşte kanunda 3000 lira diyor. Şimdi yaklaşık 4400 liraya yaklaştı 2019 yılı için. Yani eğer 3000-4400 liradan daha az bir ceza söz konusuysa zaten sulh ceza hakimliğinin kararı kesinlik arz ediyor. Eğer rakam daha yüksekse onu takip eden bir sonraki sulh ceza hakimliğine gidip itirazda bulunabiliyorsunuz. Peki çok özetle bir başka mevzumuz kısa çalışma. Var mı aramızda kısa çalışma ile ilgili müracaat edenler? Yani muhtemelen siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü şöyle bir durum var. Kısa çalışma ile ilgili sağ olsun buradan belki de kurumu o anlamda tebrik etmek lazım. Aslında bütün ayrıntılarını internet ve güncel bilgilerini internet sayfalarında paylaşmışlar. Bizim de bilebildiğimiz o internet sayfası ve genel mevzuat bilgilerini toparlamak. Bir defa onu söylemek isterim. Uygulama ile ilgili bir takım problemler muhakkak var. Sıkıntılar olabiliyor. Burada da peki ne demek kısa çalışma? Şöyle özetle bir şey söyleyeyim. Bunlardan biri şu. Kısa çalışmayı kanun şöyle izah ediyor aslında. Üç temel argümanda. Bir takım sebeplerden dolayı, yani bu genel kriz olabilir, genel ekonomik kriz olabilir, bölgesel kriz olabilir, sektörel olabilir veya zorlayıcı sebep olabilir. Bu sebeplerin varlığını arıyor sistem. İki, bu sistemin bu sebeplerin varlığı yetmiyor. Onun iş yerine yansıması. Bunu da iki türlü değerlendiriyor. Bir, diyor ki eğer normal çalışma sisteminin üçte birini kadar azaltırsan, 45'ten giderseniz yani 30 ve daha az olursa. İki, eğer hiç bunlarla ilgili olmazsa bile iş yerini tamamen veya kısmen 4 haftadan daha fazla kapatırsanız. Demek ki burada ikinci madde de öyle çıkıyor. Birincisi sebeplerdi, ikincisi iş yerine yansımasıydı. Bununla da yetinmiyor sistem. Bir başka yere daha bakıyor. Ne diyor? Sadece 3 aylık bir dönemle sınırlıyor bunu. 3 ay öderim diyor. Kısa çalışma ödeneğini. Peki bununla ilgili kanun ciddi tanımlamalar getirmiş. Ne demek? Genel ekonomik kriz, bölgesel sektörel kriz. Son dönemlerdeki bir değişiklik oldu biliyorsunuz. Zorlayıcı sebeple ilgili tanım biraz daha farklılaştırıldı, biraz daha genişletildi. Ne diyor mesela? İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, öngörülmeyen, beklenmeyen, müdahale edilemeyen ortaya bir sebep çıkıyorsa, sonra ne dedik? Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar ve bizim bildiğimiz genel olarak zorlayıcı sebebi, mücbir sebebi izah ederken kullandığımız deprem, sel vesaire gibi süreçler var ise işveren bununla ilgili bir işlem tesis edebilir. Peki nelere dikkat edeceğiz? Bunlardan biri şu. Bir defa sistemin hak kazanabilmesi için işverenin müracaatını arıyor sistem. Onun ayrıntısını biraz bahsedeceğim. İki, İşkur Yönetim Kurulu'nun bu mevzuyla ilgili bir kararını arıyor sistem. Yani diyor ki bu kurum bununla ilgili, yani böyle bir kriz var mı yok mu? Eğer sendikaların talepleri veya şöyle bir ifade kullanıyor, bu yönde kuvvetli bir emare bulunması halinde yönetim kurulu evet burada kısa çalışma yapılabilir diye, genel memlekette kısa çalışma yapılabilir diye bir karar veriyor. Bir de ne var? Bu da yetmiyor sadece. İş müfettişine düşen bir düzenleme var. O da uygunluk tespitini. Yani o bahsedilen sebeplerin gerçekten iş yerine yansıyıp yansımadığını görmek açısından bir inceleme yapıyor ve bir rapor tanzim ediyor. Nihayetinde de işçiyle ilgili bir takım şartlar var. İşçi de kimler kısa çalışmaya hak kazanabiliyor? İşsizlik ödeneğine hak kazanabilme unsurları. Yani o da ne demek? Son 3 yıl içerisinde en az 600 günlük prim olması, son 120 günün hizmet akdine tabi olarak çalışılması gibi, bir de işverenin ibraz ettiği o listede isminin olması. Bununla ilgili bir takım düzenlemeler var. Hızlıca neler yapılıyor onlara bakayım. Şöyle bir şey yapmış aslında. Ben bu sadece kendi şahsi tespitim. Kurum yapılabileceklerini hepsini dilekçe olarak tanzim etmiş ve dilekçenin arkasına bir taahhütname imzalatmış. Yani demiş ki işverene, bir, kısa çalışma talep dilekçeni ver. İki, hangi işçiler yararlanacakla ilgili bana bir liste ver. Üç, o listeye de şu belgeleri ilave et. Nedir mesela onlar? Kısa çalışma talebiyle ilgili yazılı beyanın.
ücret borcuların, sosyal güvenlikle ilgili kayıtların, bununla ilgili ne sebepten dolayı müracaat ediyorsun, bu müracaat ettiğin konularla ilgili beni bilgilendir diyor. Peki bu bilgilendirmeyle ilgili söyledikten sonra nereye dönüyor sistem? Şöyle bir kısa çalışma talep formu var. Talep formunu gönderdik, ilgili birime gönderiyorsunuz, kuruma. Kurum işte bunlar sadece, bunlar web sitesinde net olarak konulmuş. Bunlar hepsi İşkur web sitesinden alınan evraklar. Şöyle bir taahhütname, arkasına şöyle bir taahhütname imzalıyorsunuz. Bu aslında kısa çalışma ile ilgili bütün süreci de özetleyen bilgiler. Bunlara aslında çok hızlıca bakarsak zaten kısa çalışma da net anlaşılmış oluyor. Bir, diyor ki ben bir liste teslim edeceğim. Kimler yararlanmak istiyorla ilgili. Listemizi teslim ettik. İki, uygunluk tespitinde bakanlık müfettişi gelirse, ki iş müfettişi bunlar, iş müfettişlerine de ilgili evrakları ibraz edeceğim. Sonra diyor ki yararlanılacak işçilerle ilgili kayıtları tutacağım. Eğer benim sizin bana uygunluk verdiğiniz sistemin dışında bir artışa gidersem bunu yeni bir başvuru olarak size tekrar müracaat edeceğim. Daha sonra bir takım şeyler sayılıyor. Bizim için önemli olan kısım ne? Şöyle bir sistem öngörüyor. Diyor ki kısa çalışma ile ilgili normal sizin iş yerinizdeki total bir çalışmanız var. Diyelim ki 45 saat. İşçimiz de bizim 15 saat çalışmayacak. O 15 saati ben ödeyeceğim diyor kurum. Yani 30 saatin ödemesini işveren yapıyor ama 15 saatin ödemesini de kurum ödüyor. Burada belki bir güzellik, şöyle bir düzenleme var. Benim en hoşuma giden düzenlemelerden biri bu. Burada mıdır? O da şu, şey söylüyor sistem. Yani genel tatil vesaire, çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil vesaireyi herkes çalıştırdığı oranla ödeyecek. Bu önemli bir düzenleme. Şöyle, yani 15 saat demişseniz hafta tatiline size düşen pay neyse o kadar, işte diğer süreyi de işveren ödeyecek. Yani şöyle bir şey, işverenin çalıştırdığı süreyle iş kurun normal ödediği sürenin sonunda yine işçi normal çalışma sistemi kadar bir ücretle bir çalışma sistemine ulaşmış olacak. E peki uygunluğu aldığınızda ne yapacaksınız? Bu uygunluğu aldığınızda otomatikman diyor ki sistem iş yerinde ilan et. Eğer sendika varsa, toplu sözleşmesi varsa onlarla paylaş. Eğer bu ilanı gerçekleştiremiyorsan kim, hangi işçi yararlanacaksa onlara yazılı bildirimde bulun diyor. Burada daha ayrıntılar var. O ayrıntılarını sadece slaytla göstereyim. Bir şey daha var. Yine belki kurumla ilgili girerseniz, çünkü ben biraz araştırdıktan sonra ancak çözebildim. Şimdi şurada bir tablo var. Bu tabloyu doldurmak çok rahat değil aslında. Sağ olsun kurum bunu bize şöyle bir sunum hazırlamış. Orada var aslında. İşkur aynı zamanda o bilgilerin nasıl doldurulacağına ilişkin bir bilgi notu da hazırlamış. Eğer internette girerseniz otomatikman size orada o sunumda açılmış oluyor. Evet, kurumun kararı var. Müfettiş inceleme yapıyor, iş yerinize geliyor. Yani şunu söylüyor, müfettiş şunu görüyor. O bahsedilen sebeplerle ilgili iş yerindeki uygunluğunu ona göre tespit ediyor. Evet, kriz var. Evet, bölgesel kriz, sektörel kriz ama bunun iş yerine yansıyıp yansımadığını kayıtlarla ilgili incelemeyi iş müfettişi yapıyor. İş müfettişin uygunluğundan sonra kurum ilgili ödemelerle ilgili harekete geçiyor. Bu orada ondan sonra ayrıntılar söz konusu, güncelleri şimdi bildirmek durumundayız. Bir de sadece bir bilgilendirme. Peki iyi de kısa çalışma ne kadar ödenecek? Sağ olsun kurum yine güncel bilgilerini paylaşmış. Asgari ücreti belirlemiş 2558 lira. İşte bunun %60'ını bulmuş 1535 lira. Sadece damga vergisi kesiliyor. Demek ki bir kimse asgari ücretle çalışıyor ise 45 saatle çalışmazsa alacağı rakam 1523 lira. Biliyorsunuz bunun da bir üst limiti var. Üst limiti de asgari ücretin %150 fazlası. Yani 3837 lira. Ücretiniz ne olursa olsun, ücretinizin %60'ına gidiyorsunuz ama bu %60 eğer 3837 lira yaşıyorsa o zaman sistem diyor ki kusura bakma, ödeyebileceğim maksimum rakam benim 3837 lira diyor. Peki sadece fikir olsun diye söyleyeyim. Aralık ayında 1663 kişi kısa çalışma ödeneğinden istifade etmiş. Bu da kurumun kayıtları. Sadece son slaytım kaldı arkadaşlar. O da şu, ücret garanti fonu. Ücret garanti fonu var mı müracaat? Çok kısıtlı. Yani aslında
Şöyle, burada sistem artık doğrudan işverenden değil de işçinin harekete geçmesini isteyen bir sistem. O da ne mesela? Çeşitli sebeplerden dolayı ödeme gücüne geçen işveren adına, işveren sizin belli bir ücretinizi ki bu 3 aydır, 3 aylık ücretinizi ödememişse gidiyorsunuz ilgili kurumdan, İşkur'dan o 3 aylık ücretinizi istiyorsunuz. Ödenmeyen 3 ay. Bununla ilgili de sistem bir takım zorunluluklar getirmiş. İşte bu fonun nasıl oluştuğuyla falan vesaire devam ediyor. Sadece şunu paylaşmak isterim. 2 tane önemli şartımız var. Birinci şartımız şu. İşçinin ücret garanti fonundan yararlanabilmesi için işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten en az 1 yıl önce iş yerinde çalışıyor olması lazım. Bu ne demek? Yani eğer sizin çalışma o iş yerindeki o işverenin nezdinde çalışmanız 1 yıldan daha azsa zaten böyle bir hak söz konusu değil. 2. Alabileceğiniz, isteyebileceğiniz ücret 3 ayla sınırlandırılmış ama bu ücretinizin de zaman aşımına, 5 yıllık zaman aşımına uğramamış olma şartını arıyor sistem. Yani 2 tane temel şart arıyor. E peki işveren, bizim hangi işverenle ilgili gideceğiz? Burada sistem uzun uzadıya izah ediyor. Bunlar da ne? Konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikasının alınması veya işverenin iflası halinde ise böyle bir düzenlemeye muhatap olup ücretini almayan işçinin gidip o ücretini ilgili kurumdan talep etmesiyle ilgili. Burada şunu da söylüyor. İşte talep dilekçesi olacak. Kendisi bizzat verebildiği gibi noter tasdikli olmak kaydıyla birine vekalet de verebilir. Sonra o işverenin yani o işverenin gerçekten acize düştüğüyle ilgili evrakları tefsik etmek, delillendirmek zorunda. Bir üçüncüsü de ne? Mutlaka işçi alacağı neyse o belgesini ilgililerden de tasdik etmek kaydıyla kuruma ibraz edecek. Bu da talep dilekçesinin örneği. Yine kurumun web sitesinde bununla ilgili bilgiler var. En azından ben oradan istifade ettim. 3 aylık ücretiyle sınırlı. Bunun da tavanı normal sosyal güvenlik tavanını aşamıyor. Ücret temel ücret üzerinden. Hatta ücreti nasıl tanımlıyor? Sistem bir de ücreti tanımlamış burada. O da temel ücret şunu demiş hatta. Yani hesaplanan net ücreti olarak izah etmiş. Son olarak şunu söyleyip bitireceğim. Sabrınızı da fazla zorlamamak açısından. Kuruma müracaat ettiniz. Kurum gerekli incelemeleri yapıyor. O incelemelerden sonra başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar bu ödemeyi gerçekleştirmiş oluyor. Biraz hızlıca bir konuşma oldu ama çok güzel oldu inşallah hocam. Faydalı olmuştur. Ben burada bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hedeflediğimiz zamanda sunumunu tamamladı. Çok sağ olsun. Bir 15 dakika ara vereceğiz. Bildiğiniz gibi arada sorularımızı hazırlayalım. Kime soracağımızla birlikte 15 dakika sonra tekrar burada olacağız.